adım Sevan Ataoğlu. Anadolu Din ve İnançları Platformu'nun genel sekreterliğini yürütüyorum. Sayın Doğan Bermek, platformumuzun kurucu üyesi, Alevi Düşünce Ocağı'nın başkanı. Nesrin Göksungur aramızda, platformumuzun, ekibimizin halkla ilişkilerini sosyal medya koordinatörlüğünü üstleniyor. Ve Umur Yedi Kardeş bizimle beraber, platformumuzun editörü ve içerik hazırlayıcısı. Şu anda Adana'da Sayın Ömer Uluçay da bizimle birlikte. O da bağlanmaya çalışıyor. Ömer Hocam, beni duyuyor musunuz? Hoş geldiniz. Tamam, konuşuyorum. Sayın Ömer Uluçay beni duyuyor mu? Ömer Hocam, beni duyuyor musunuz? Evet, teşekkür ediyorum. Sevgiler, sevgili Sevan. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Sevgiler sunuyorum. Sayın diğer Uluçay. Diğer katılımcıları da saygıyla selamlıyorum. Evet efendim hocam. Hocam en altta, solda Start Video diye bir tuş göreceksiniz. Ona tıkladığınızda biz de sizi görebiliriz. Tamam. Tıkladım. Biz de sizi gördük. Biraz da bilgisayarın kafasını aşağı indirirseniz. Kendi kafamı mı? Hayır, yok, bilgisayar hocam. Ya ben hiç başa inmedim. Hayırlısı Allah'tan. Kindoruk merhaba. Eyvallah. Merhaba, merhaba. Teşekkür ederim. Ya bunlar usta. Yani araya girdik, hani yeni asistan. İdareydim ben. Abi varlığın yeter senin. Aa, Mehmet hocam merhaba şeyhim. Merhaba Ömer hocam. Teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Ne güzel. Saygılar güzel efendim. Maşallah, maşallah. Allah esirgesin. Evet hocam, yavaş yavaş başlıyoruz toplantımıza. Sevan Ataoğlu, Anadolu Din ve İnançları Platformu Genel Sekreteri demiştim. Toplantımızın, tanışma toplantımızın gündemi şöyle oluşacak. Öncelikle sizlerden kendinizi tanıtmanızı rica edeceğiz. Hem kendinizi, hem bağlı bulunduğunuz kurumu ve cemaatinizi biraz bizlerle, katılımcılarımızı tanıtırsanız eğer, böylelikle aramızdaki iletişimi ısıtmış oluruz yavaş yavaş. Daha sonra ben ADİP'in kuruluşu, yaptığı çalışmalar, yapacağı çalışmalar içeriğiyle ilgili biraz bilgilendirmeye çalışacağım sizleri. Daha sonra da kurucu üyemiz Sayın Doğan Vermek, aynı zamanda Alevi Düşünce Ocağı Derneği'nin de başkanı. ADİP'e kadar gelen bir süreç var. Türkiye'de inanç özgürlüğü, hak talepleri, ortak sorunlarımız, ortak alanlarımızla ilgili hem kendisi hem kurumsal olarak, kişisel olarak ve kurumsal olarak yapmış olduğu çalışmalar var ki bu çalışmalar ADİP'i getirdi sonunda 2019 yılında. O süreçle ilgili konuşacak. Daha sonra sizlerin bulunduğunuz lokasyonlardaki ortaklıklarınız, birlikteliklerinizle ilgili bir değerlendirmeler isteyeceğiz sizden. Bu toplantı bir ilk toplantı olacak. Sizlerin gönül ve fikir rızasıyla inşallah hep birlikte devam edeceğiz yolumuza diyorum. Ve ben sözü ilk olarak ekrana bakınca solumda duran Sayın Francis, Padre Francis'e iletmek istiyorum. Kendisi hem biraz kendisinden, hem Latin Katolik Kilisesi'nin, Mersin'deki Latin Katolik Kilisesi'nin icraatlarından biraz bahsederse seviniriz. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlarım. Anneler Günü kutlu olsun. Ben Hindistanlıyım. 13 senedir Türkiye'deyim. Adana, önce 8 sene Adana'da hizmet verdim, Bebekli Kilise'de. Şimdi son 6 senedir Mersin Katolik Latin Kilisesi'de bakıyorum. Demek ki Mersin Latin Katolik Kilisesi ve Adana Bebekli Kilise, iki kilisenin ruhani reisiyim ben. Ve Türkçem o kadar iyi değil, affedersiniz, konuşmaya devam ediyorum. Evet. Ve burada çok mutluyum. Bayağı arkadaşları falan var. Ve buraya gelmeden önce İtalya'da okudum, Gregorian Üniversitesi'nde. Ve ondan önce 2 sene New York'ta çalıştım, Amerika'da. Ve Dubai'de biraz hizmet verdim, 6 ay. En son 13 seneden Türkiye'deyim. Ve mutluyum burada. Teşekkür ederim. Peki, Mersin'de cemaatiniz var mı? Kilisemiz ne kadar etkin, çalışmalarınızdan biraz bahsedebilir misiniz lütfen? Evet, evet. Tabii ki bizim Coşkun Teymur abuna var. Ortodoks Kilisesi'nin abuna. Biz aynı Mersin'deyiz şu anda.
tabii ki Katolik Kilise olarak bize ait olan 120 tane aile var, Hristiyan aile. Bunlar içinde sadece Latin Katolik değil, başka şey gruplarda var içinde ama ayrıt etmeden biz kilise olarak kilise ait olan 120 tane aile vardır. Peki efendim. Teşekkürler. Tekrar döneceğiz Sayın Padre'ye. Sağında da Sayın Gökhan Yoldaş'ı görüyorum. Adana'ya gidiyoruz şimdi. Sayın Gökhan Yoldaş, siz de derneğinizden hem kişisel yaptığınız çalışmalardan hem derneğinizle aktivitelerinizden kısaca bahseder misiniz lütfen? Tabii olur. Adım Gökhan Yoldaş, makine mühendisiyim. Sektörde geri dönüşüm makinaları, plastik geri dönüşüm makinaları yapan bir firmamız var. AKAT, Alevi Kültürünü Araştırma Derneği başkanıyım. Yaklaşık son 3 yıldır başkanlığını devam ediyorum. Hasan Bey'den devraldım. Şu ana kadar işte hem Alevi kültürüyle ilgili olan etkinlikleri devam ettirirken, diğer Alevi platformuyla yapılacak olan etkinlikleri yıl içerisinde beraber Aşure olsun, Gadirhum olsun, bu etkinliklerde bir arada olmayı ve aynı tek vücut devam etmeyi sağladığımız bir etkinliklerimiz var. Bunun yanında tabii son dönemde yardımlaşmayı da biraz ön plana almaya çalışıyoruz. İşte icra kurulunda Mehmet Hoca'dan başkanlığını yaparak hem dini konularda bilgilendirmeyi sağlıyoruz, hem aynı zamanda insanların yardım ihtiyaçları olursa da bu kültürdeki insanların ayakta durmasını sağlayıp bu şartlarda etkinliklerin yürütülmesini sağlıyoruz. AKAT 2006 yılında kuruldu. Kuruluşla ilgili olan kısmını kurucumuz olan, yine onursal başkanımız olan Hasan Atıcı devam eder. Ben peki, sadece bu kadarlık geri kalanını Hasan Bey'e bırakırım. Eksik olmayın, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Mustafa Bey'le devam edelim. Mustafa Bey beni duyuyor herhalde. O da kendisini ve aktivitelerini bizle paylaşırsa. Ya öncelikle böyle bir toplantıya çağrı yaptığınız için çok teşekkür ederim. Ben Ömer abinin rızasıyla, onun deyimiyle kullanacağım. Ben karşı köydenim ama sizin köyün adetlerini seviyorum. Ben 80 Harp Okulu mezunu bir askerim. 82'de ordudan atıldım. Sonra Ankara Hukuk Fakültesini bitirdim. Şimdi Adana'da avukatlık yapıyorum. İnsan Hakları alanında çalışıyorum. İnsan Hakları Derneği'nde, İnsan Hakları Vakfı'nda ve Uluslararası Af Örgütü'nde faaliyetleri yürütüyorum. Erkan arkadaşım sizin platformdan bahsettiğinde ve Adana'da bir toplantı nedeniyle de Zeydan Bey'den bir toplantı yeri, günü falan şey olunca ben de ya arkadaşların aslında dinlemek isterim. Benim burada lütfen öyle kabul edin. Bir dinleyici, bir öğrenmek isteyen kişi olarak kabul edin beni. O da bugün aradı. İstersen katılabilirsin dedi. Ben o yüzden aranızdayım. Herkese başarılar diliyorum. Onlardan keyifle bilgileneceğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Eksik olmayın. Hoş geldiniz tekrar. Ve Sayın Altunpınar'a gidiyoruz efendim. Mehmet Bey, Adana'dan. O da lütfen kendisini ve etkinliklerinden bizi bilgilendirsin. Evet arkadaşlar, ben Adana'dan Alevi İnanç Öğretleri Mehmet Altunpınar. AKAD'ın şu anda yönetim kurulu üyesi, aynı zamanda icra kurulu, inanç önderlerinin oluşturduğu icra kurulunda başkanlığını yapıyorum. Aynı zamanda Kur'an kursu eğiticiliği de yıllardır yapmaktayım, yapmaya devam ediyorum. AKAD'la birlikte etkinlik, topluma faydalı, yararlı hizmetler vermek için uğraş veriyoruz. Teşekkür ediyorum sizlere. Biz teşekkür ediyoruz ve yine Mersin'deyiz. Sayın Serdar Erkan bizimle birlikte. Serdar Bey, sizi dinliyoruz efendim. Siz de kısaca kendinizi tanıtırsanız. Evet. Öncelikle herkesin, eşlerinin anneler günü aramızda. Mariyet Hanım var. Bayan olarak onların anneler gününü kutluyorum. Ben şöyle tanıtayım kendimi. Ben de makine mühendisiyim. Gökhan arkadaşımız gibi. Ben de asker kökenliydim. Askeri mühendis olarak okuyordum. 80'de ben de ordudan atıldım. Daha sonra işte Şişecam'da makine mühendisi olarak başladım. Teknik Cam üretim mühendisi oldum. Yıllar sonra Anadolu Cam'a geldim Mersin'de. Mersin'de Anadolu Cam Sanayi'den 2008 yılında kalite müdürü yaparken kendi isteğimle emekli oldum.
O tarihten bu yana çeşitli derneklerde, odalarda, Makine Mühendisi Odası'nın Mersin Şube Başkanlığı'nı yaptım. Daha sonra Yeni Kuşak Köy Enstitüsü Derneği'nin Mersin Şube Kurucu Başkanlığı'nı yaptım. Babam köy enstitüsü bir öğretmen olması nedeniyle. Bu arada ufak tefek kendi işlerimle ilgili danışmanlık işleri yaptım. Ama daha çok yaşantım, özellikle bu 2019'un Mart'ına kadar da siyasette de bulundum. Geçen en son dönemde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydım. Bu süreçte işte Doğan abiyle falan sürekli görüştük. Burada değerli arkadaşlar var hepsiyle. Böyle Anadolu'nun tüm renklerini bir arada görmekten, ben de dinleyici olarak dinlemekten büyük zevk alacağım. Ben Doğan abiye çok teşekkür ediyorum davet ettiği için. Böyle biz teşekkür ediyoruz katılımınız için efendim. Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Güzel bir sohbet oluyor. Evet, eksik olmayın. Sami Bey, Sayın Sami Akgün, o da Mersin'den. Derneğini ve kendisini bize tanıtırsa seviniriz. Selamlar herkese. Ben de öncelikle işte bugün Anneler Günü dolayısıyla bütün annelerimizin işte stüdyomuzdaki aramızdaki Mariyet Hanım, kendisini de tanıyorum. Ayrıca kendisi en son geldi, hoş geldiniz diyorum kendisine. Mariyet Hanım'ın şahsında tüm annelerimizi Anneler Günü'nü kutluyorum. Ve katılımcı tüm dostlarımıza hoş geldiniz diyorum ve herkese saygılarımı sunuyorum. Ben de kısaca işte başkanı olduğum işte Tahtacılar Derneğimizin'den bahsetmem gerekirse, kısaca tahtacılardan işte bahsetmem gerekirse şöyle söylenilebilir. İşte tahtacılar orman işçiliği yaparak geçimlerini sürdüren bir topluluk. İşte isimlerini de dolayısıyla bu orman işçiliğinden alıyorlar bu tahtacı isminin ve Alevi inancına sahip olmaları dolayısıyla geçimlerini temin edebilmek için işte kesmek zorunda kaldıkları ağaçlardan da özür dileyen bir inanca sahip. Öyle söyleyebiliriz. İşte bizim tahtacılara sorulduğunda işte nereden geldiğiniz gibi işte kimi tahtacılar işte Horasan'dan geldiklerini söylerler. İşte kimi tahtacılar Orta Asya'dan geldiklerini söylerler. İşte kimi tarihçiler bu konuda işte Göktürklere kadar götürürler. İşte Orta Asya'dan geldiğimizi kabul edersek işte 1000 yıldır bu Anadolu'da mesleğimiz gereği işte bu orman senin, bu orman benim göçüp duruyoruz. İşte haliyle ormanlık bölgelerde Türkiye'nin her tarafında işte İslahiye'den başlayıp da işte tüm Ege, Akdeniz ve Marmara'ya kadar olan bütün ormanlık bölgelerde bu tahtacı dediğimiz insanlara rastlamak mümkün. Tabii 1960'lı yıllara gelindiğinde işte büyük şehirlerde işte sanayi tesislerinin artması, ticaret imkanlarının artması, eğitim imkanlarının artması gibi nedenlerle işte diğer toplulukların olduğu gibi tahtacılar da büyük şehirlere göç etmeye başladılar. Tabii bu vesileyle Mersin'e de geldiler. Mersin'de de yaklaşık böyle bir 35-40 bin civarında ailenin yaşadığını tahmin ediyoruz. Ben de özet olarak bunları söylemiş olayım. Daha sonra gerekirse söz alıp konuşmaya devam ederim. Teşekkür ediyorum. Peki. Biz teşekkür ediyoruz Sami Bey. Ve hemen devam ediyoruz. Sayın Teymur bizimle birlikteydi. Hoş geldiniz dedik. Sayın Teymur da Mersin'de. Biraz hem kendisinden hem kilisesinin etkinliklerinden, cemaatinden bahsetsin bize lütfen. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Sözlerimin başında hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün yine en değerli varlığımız olan Anneler Günü. Bütün annelerimizin ve bizimle şu anda birlikte olan kardeşimiz
Mariyet Hanım'ın şahsında da bütün değerli annelerimizin bu özel gününü en samimi dileklerle kutluyoruz. Ebediyete intikal etmiş olan annelerimizi de rahmetle anıyoruz. Değerli dostlar, değerli kardeşler, bendeniz İspir Coşkun Temur. 1955 İskenderun Arsuz doğumluyum. İskenderun'un Arsuz kasabasındanım. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. 20 yıllık bir süreyle Libya'da bir Türk inşaat firmasında muhasebe müdürü olarak görev yaptım. Daha sonra 2004 yılında Yüce Rabbin inayetiyle Mersin'de bu kutsal göreve gönüllü olarak Rabbim nasip etti ve girdim. 2004 yılından beri Mersin'in Rum Ortodoks cemaatinin ruhani reisliğini yapmaktayım. Mersin'deki cemaatimiz 350 aileden oluşmaktadır. Bu 350 ailemizin büyük çoğunluğu, yaklaşık %90'ı Hatay kökenli ailelerden oluşmakta. Mersin yerlisi olarak yaklaşık %10'luk bir aile sayımız mevcuttur. Kilisemiz Mersin'de 1852 yılından beri Osmanlı fermanıyla açılan ve günümüze kadar faaliyetlerini sürdürmekte olan Baş Melekler Rum Ortodoks Kilisesi adı altında. Yasal statümüz azınlık cemaat vakfı olarak teşkilatlanmışız ve bölgemiz Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün denetimi altında faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Mersin'imiz bilindiği üzere çok güzel bir dokudan oluşmaktadır. Farklı inançlar, farklı kültürler bir arada çok güzel bir birlikte yaşam kültürü içerisinde yaşamlarını sürdürmektedir. Mersin'de işte çoğunluğu bulunan Sünni kardeşlerimiz, Alevi kardeşlerimiz, Alevi kardeşlerimizden Nusayri Alevi kardeşlerimiz ve diğer inanç grupları ve kültür topluluklarıyla ilişkilerimiz çok güzel bir şekilde gitmektedir. Mersin'de bizler iki kiliseyiz. Değerli pederimiz Peder François ile birlikte. Bizler Mersin'deki bütün inanç gruplarıyla ilişkilerimizi çok iyi bir şekilde yürütmekteyiz. Bundan çok büyük bir mutluluk ve memnuniyet duymaktayız. Mersin'imizdeki cemevimiz ve oranın değerli muhterem dedeleri, Mersin'deki yine Kilikya Nehir Değerli Derneği ve onun değerli başkanı kardeşimiz Ahmet Özuğurlu, Sayın Müftümüz ve diğer inanç gruplarıyla birlikte özel günlerinde mutlaka bir arada olmaktayız. Bundan çok mutluyuz. Mersin halkımız da gerçekten Mersin'imizin yerlileri içerisinde çok güzel bir hoşgörüye, karşılıklı saygı ve sevgiye dayanan bir yaşam tarzı geliştirilmiş. Bunu tesis edenlere bizler minnettarız ve şükran duymaktayız. Mersin'imizdeki cemaatimizin büyük çoğunluğu esnaftır. Esnaf hizmetlerinde hayatlarını sürdürmektedirler. Bu konuda şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Fırsat gelirse ve diğer sorular olursa, ayrıca bizleri böyle bu güzel bir konu etrafında bir araya getirdiğiniz için Sayın Sevan Bey ve Doğan Bey'e de ayrıca şükranlarımızı arz ederiz. Tabii biz bölgemizdeki diğer kiliselerle de ilişkilerimiz sürmektedir. Adana'da olsun, İskenderun'da olsun, Hatay'da olsun, diğer kardeş kiliselerle de ilişkilerimiz devam etmektedir. Evet efendim. Teşekkür ediyoruz Sayın Teymur. Biraz evvel Sayın Mehmet, özür dilerim, Ahmet Özuğurlu'nun adı geçti. Kendisi maalesef meşguliyetinden dolayı toplantımıza katılamadı. Bilgili, kendisini bilgilendiriyoruz. Ayrıca Adana ve Mersin'den yine Protestan kiliselerine bağlı vaazcılarımız Sayın Doğan Şimşek, Şahin Şükrü Boyacıoğlu, Sayın
Evet, Cumali Dede Protestan Kilisesi'nden. Maalesef onlar da bizimle birlikte değiller bugün. Bundan sonraki toplantılarımıza, istişare toplantılarımıza katılacaklar diyeyim. Ve sözü Sayın Mehmet Sabah Şen'e aktarmak istiyorum. Kendisi AKAD'ın kurucu başkanı. Sayın Mehmet Sabah Şen de kendisini tanıtsın ve devam edelim efendim. Teşekkür ederim. Evet. Herkese tekrar merhabalar, sevgiler, saygılar. Bizleri bir araya getirdiniz. Doğan Bey ve siz Sevan Bey. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben bir şeyi düzelteyim. AKAD'ın kurucu başkanı olarak geçti. Kurucularındanım. Kurucularındanım. Hasan Atıcı Bey'le beraber ve Mehmet Altınpınar hocamızla beraber. Ben de bugün Anneler Günü'nü kutluyorum. Nicelerini idrak edelim diyorum. Yüzeysel olarak kendimden söz edersem çoğuyla tanıştığımız için, birbirimizi tanıdığımız için çok detaya girmeyeceğim. 2009 yılında fen bilgisi ve biyoloji öğretmenliğinden emekli olarak hayata devam ediyorum. 2012 yılında Adana'dan ayrıldım. Şimdi korona günlerinden dolayı tekrar geldim. 2012'den önce sevgili Doğan Bey'le ve dolayısıyla AKAD çatısı altında birlikte çalıştığımız Hasan Bey, Mehmet Bey ve bugün başkanı olan Gökhan Bey'le birlikte iletişimimiz devam etmektedir. 2002 yılında bu Alevi Kültürünü Araştırma Derneği'nin kuruluş aşamasına start verdiğimizde Hasan Atıcı Bey ve Mehmet Altınpınar hocamız vardı. Biz bir üçlü fikir birliğiyle özellikle inanç ve ibadethanelerimizin işleyişi ve bunların düzene konması yönünde bir şikayetlerimiz vardı. Bunları nasıl bir araya getirebiliriz? Nasıl bir şekle sokabiliriz? Fikir alışverişinden sonra böyle bir kuruluşu ihdas etmeyi düşündük. Nasip oldu. 2002 yılında başladık. Tam 4 yıl her hafta toplanarak 2006 yılında kuruluşu gerçekleştirdik. İlk başkanımız sevgili Hasan abi, Hasan Atıcı Bey. Ben de yönetim kurulundaydım. Sonra bir dönem ben de yönetim kurulu başkanlığı yaptım ve bu arada Alevi çalıştayları kapsamında özellikle bu din, kültür ve ahlak bilgisi ders kitaplarında Aleviliğin, Caferiliğin gireceği opsiyonları da yönetim kurulu benim katılmamı önerdi. Ve o şekilde o çalışmalara katılıp 2010 yılı olduğunu hatırlıyorum sanırım. Biz de bu çalışmaların sonunda din, kültür ve ahlak bilgisi ders kitaplarına bizim de yer almamızı sağlayacak metni hazırladık. O metinle beraber de ilk yıl çıktığını hatırlıyorum o bilgilerin. Sonrasını takip ettiğim kadarıyla da çıkmadı diyebiliyorum. Eğer yanlışım varsa arkadaşlar düzeltirler. Bir müddet uzak kaldım çünkü. Yani ilk etapta kuruluşla olan bu süreci beraber geçirdiğimiz için ben bundan sonra kuruluşun yani Alevi Kültürünü Araştırma Derneği'nin işleyişini ve şeklini sevgili Hasan Atıcı abiye bırakayım Gökhan Başkan gibi. O zaten bunu da bizden fazla bu anlamda yük taşıdı. Çünkü iki dönem başkanlık yaptı. Ve kendisi de bu anlamda hepimizi organize eden bir konumda bir büyüğümüzdür. Ben tekrar bizi bir araya getirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve devam edelim AKAD'la. O zaman Hasan Atıcı hocam devam etsin. Sizin bıraktığınız yerden bu süreci, bugüne kadar gelen süreci ve bugünkü işleyişiyle ilgili de biraz belki bizi bilgilendirir diye düşünüyorum. Buyurun hocam. Ben tüm katılımcı arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Bugünün özelliği dolayısıyla da tüm annelerin gününü kutlar, hayatta olanlara sevgi ve saygımızı sunar, vefat etmiş onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle ben Doğan Bey'e teşekkür etmek istiyorum çünkü bu iş gönül işi.
Yani bu iş böyle görevlendirmekle ya da başka bir düşünceyle yürütülmesi mümkün olmayan bir iş. Sağ olsun Doğan Bey epey uzun yıllardır bu işin içerisinde gönüllü şekilde çalışmalar yapıyor. Sizi ben yeni tanıdım. Siz de uğraşıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Size ve Doğan Bey'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Ben makine mühendisiyim. Arap kökenli Alevi Nusayriyim. Aşağı yukarı 25 yıldır Alevi halk mücadelesi içindeyim. Bu süre içerisinde tabii birçok çalışmalar oldu. Bunların hepsini burada sizin vaktinizi alarak da saymak istemiyorum. Böyle belli başlı çarpıcı durumda olanları başlık şeklinde zikretmek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de Alevi çalışmaları adıyla bir takım çalışmalar başladı. Bunlara fiilen katıldım. Bunların başında o günün devlet bakanı Sayın Faruk Çelik vardı. Toplantılar sonucunda Doğan Bey de hatırlayacaktır. 217 sayfalık bir rapor ortaya çıktı. Bu raporda Türkiye'deki tüm Alevilerin sorunları ve çözüm yollarının ele alındığı bir rapor. Fakat geriye dönüp baktığımızda maalesef hiçbir ilerleme olmadığını görüyoruz. Ancak seçim günleri televizyonlara çıkıp sanki Alevilerin sorunlarını çözeceklermiş gibi bir takım söylemler de ortaya çıkıyorlar. Bu seçim sonunda da unutulup giden sözler oluyor. Cem Makfı'nın Uluslararası İnanç Önderleri toplantısı vardı. Biz de davet edildik. Oraya İskenderun'dan ve Adana'dan oluşturduğumuz din önderi, inanç önderi arkadaşlarla, hocalarımızla beraber gittik. O toplantı bizler için çok ufuk açıcı oldu. Adana'ya döndükten sonra bu işin bireysel çalışmalarla yürümeyeceğini, kurumsal bir çatı altında bir araya gelmenin faydalı olacağına karar verdik ve 2006 yılında Alevi Kültürünü Araştırma Derneği'ni kurduk. Bu derneğin kuruluşunda arkadaşımızda belirttiği gibi Mehmet Altınpınar hocamız, Mehmet Sabahşen Bey ve 120 inanç önderinin katılımıyla, ismini derneğin kuruluşuna koyarak katılımıyla olan bir kurum oldu. Tabii ki şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Yani bir şeyler yapılıyorsa bu bir kişinin ya da Hasan Atıcı'nın gayretiyle değil, mutlaka bu davaya inanmış insanlarla birlikte bu işler oluyor. O bakımdan buraya emeği geçen tüm dostlarıma ben teşekkür ediyorum. Bu çalışmalar sırasında birçok projeler uyguladık. Bunların böyle biraz çarpıcı olanı derseniz, farklılığımız zenginliğimiz diye bir projemiz oldu. Bu proje İçişleri Bakanlığı'ndan çok cüzi bir finansman sağladık. Ve bunun amacı ülkemizdeki farklı inançların aslında bir problem değil, bir zenginlik olduğunu ortaya koymak. Bu Teymur Bey hatırlayacaktır, Mersin'den Mesih kardeşlerimiz de katılmışlardı bu toplantıya. Adana müftüsü ve müftü yardımcısı katıldı. Bu toplantıların amacı Aleviliği ya da Mesihliği anlatmak değil, farklılıkların bizi ayrıştırma değil, birleştirme olması gerektiğini, bir zenginlik olduğunu anlatmak. Ve özellikle liselere hedef aldık. 7 lisede bu konferansları verdik. Son verdiğimiz konferans da İmam Hatip Lisesi'ydi. İmam Hatip Lisesi'ndeki genç çocuklar çok hoş karşıladı bu çalışmaları. Zaten bizim amacımız ve söylenmiş şöyleydi. Yüzyılların getirdiği yanlış bilgilendirmeler sonucunda normal insanlarda, normal sünni kardeşlerimizde bir bilgi kirliliği oluşmuştur. Bu bilgi kirliliğini çok genç yaştaki çocuklardan başlayarak temizlersek, bunu yayınlarla, konferanslarla, sempozyumlarla temizlersek, ileriye dönük olarak kardeşliğin pekişmesini düşündük ve inandık. Bu tüm kesimlerin çalışmasıyla bunları yaptık.
Ve son dönemde de sağ olsun Gökhan Bey dernek başkanlığı görevini devraldı. Ben bu bayrağı daha iyi yerlere götüreceğine inanıyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Atıcı. Bu farklılıklarımız, zenginliklerimizdir. Projenizle ilgili yapmış olduğunuz çalışmaların çıktılarını da bilahare sizinle özelden irtibat kurarak edinmek isteriz. Bize de hem yol gösterici olur hem de Adip aracılığıyla tekrar bir tazelenmesinde fayda görürüz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Sefa Bey. Ben bir ilave yapmak istiyorum müsaade ederseniz. Bu projenin hemen her toplantısında Sayın Ömer Uluçay konuşmacı olarak katıldı. Çünkü burada onu anmam lazım. Bu vesileyle de teşekkür ediyorum kendi adına. Peki. Böyle çok güzel zincirleme giriyoruz. O zaman hemen buradan da pası Sayın Hocama atayım. Sayın Ömer Uluçay sağ olsunlar bizimle beraber. Ben bu tür toplantılara katılamam, işte bilgisayar, internet vesaire nasıl yapacağız edeceğiz falan derken kendisini en sonunda burada görüyoruz. Araştırmalarıyla, yapmış olduğu sohbetlerle ve bunların çıktıları kitaplarıyla çok sağ olsun, ufuk açıcı, aydınlatıcı ve yol gösterici takipçisiyiz kendisinin. Aynı zamanda bir sağlık emekçisi de kendisi. Hocam lütfen siz de kısaca kendinizi tanıtınız. Burada katılımcılarımız büyük bir çoğunluğu sizi tanıyor ama yine de kaydediyoruz. Sayın Atıcı'nın bıraktığı yerden de devam ederseniz bu toplantılar özellikle bizim ilgimizi çeker doğrusu. Ben hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve teşekkür ediyorum böyle güzel bir toplantıyı tertiplediğiniz için. Ben 1983 yılında Adana'ya uzman hekim olarak Almanya'dan dönüp gelmiştim. O zamana kadar alevilikle ilgili pek çok çalışma yapmıştım ve yayınlar yapmıştım. Arkadaşlarım burada Arap Alevilerini tanımak istediklerini ve bu yüzden de benden bu konuda bir araştırma yapmamı istediler. Zaten dostlarım vardı, beraber okuduğumuz arkadaşlarımız vardı, ortak meslektaşlarımız vardı. Zaten onları hem tanıyor hem biliyordum, toplumun içindeydim. Doğru bilmek, doğru konuşmak, yerinde konuşmak her şeyden önce biz hekimlerin bir prensibi vardır. Kaş yapayım derken göz çıkarmamak. Yani önce zarar vermemeyi esas alarak bu yönde ilişkilerimiz, güvenimiz oluştu. Ben de kendimi onlardan birisi gibi kabul ediyorum. Onları seviyorum, sayıyorum. Çok da güzelliklerini gördüm, inceliyorum, öğreniyorum. Grup içerisinde maşallah hep pederler, şeyhler, hocalar vardı. Bunlara mürit lazım. Ben de onlara mürit olayım bari yani. Bizim böyle bir kurum temsilciliğimiz yok. Onlardan öğrendiğimiz, onların toplumundan gördüklerimizin güzelliklerini söylemekle meşgulüz. Bu bakımdan çalışmalarımız sürüyor. Toplumun birliğine, bütünlüğüne, inanç özgürlüğüne katkı sunmak üzere gayret gösteriyorum. Aynı zamanda Müslümanlar kendisini kilogram yerine koymuş. Yani 10 kilo, 5 kilo gibi. Kilodan az mı çok mu gibi. Müslüman olanlar, olmayanlar. Başkasını telaffuz etmeyi düşünmüyor. Yani başka dinden Müslüman olanlar, yani elmalar, üzüm, armut vesaire ismiyle, cismiyle telaffuz etmek yerine tek inanç grubu olarak Müslüm ve gayrimüslim olarak ifade ediyor. Ben bu dostlardan da Hristiyan grubundan, İsevi grubundan birçok pederle tanıştım. Onların durumlarını da inceledim. Hangi din diye bir kitap yazdım. Bu kitapta birçok inancı hem öğrendim hem naklettim. Hindistan'a selam olsun. Evet, böyle diyeyim. Sonra süreç içinde konuşalım isterseniz. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sevgiler. Sağ olun, eksik olmayın. Evet, tekrar Mersin'deyiz. Sayın Mariyet Tanlı bizimle birlikte.
O da kısaca kendisini tanıtırsa efendim memnun oluruz. Merhaba, Maliyet Tanlı benim adım. Çağdaş Aşama Destekleme Derneği Mersin Şubesi Başkanıyım. Ben burada herhangi bir inanç grubuna ait değil olarak bulunmuyorum ama Hristiyanım. Yine Abuna'nın dediği aynı memleketten, Hatay'dan olmaktan dolayı da gerçekten gururluyum. Çünkü Hatay gerçekten birçok dini barındıran, çok kültürü geniş bir şehir. Bu nedenle ben bundan dolayı da çok mutluyum. Bugün de Anneler Günü. Evet, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Ama anne olmayıp da, ben biraz daha ileri gidiyorum, anne olmayıp da dünyayı güzelleştirmek için çabalayan, birçok çocuğun hayatına dokunan tüm kadınlarımızın da gününü kutluyorum. Çünkü onlar da gerçekten anne olmamakla birlikte, derneğimizde de çok var böyle insan, tüm çocuklara dokunan, onların hayatını güzelleştirmek için uğraşan kadınlarımız da var. Anne olmak gerekmiyor sadece. Bunlara sahip çıkmak, o da böyle bu anlamda çok güzel. Derneğimizden kısaca bahsedecek olursak, Çağdaş Aşama Destekleme Derneği, 31 yıl önce Türkan Saylan, Profesör Doktor Türkan Saylan tarafından kuruldu. İşte kurulma amacı da o laikliği, cumhuriyetin ilkelerini tehdit altında bulan bir grup arkadaş tarafından Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, yaygınlaştırmak ve çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmayı hedefleyerek kurulmuştur. Mersin şubemizde 25 yıldır, 25 yıldır devam ediyor. Ben 14 yıldan beri derneğin içerisindeyim. 6 yıldır da başkanlığını yapıyorum. Ondan önce de çeşitli görevlerde bulundum. Birçok çocuğun ilkokul, orta, lise ve üniversiteye kadar birçok çocuğumuza burs veriyoruz derneğimiz. 289 öğrenciye burs veriyoruz çeşitli gruplarda ve bunların da yaş gruplarına göre bir takım eğitimleriyle uğraşıyoruz. İşte ilkokulda kodlamaca, çocuk kulübü, lisede lise gençlik gruplarımız, üniversitede gençlerimizin kendi alanlarında ya da genel kültür alanında gelişmelerini sağlıyoruz. Çok aktif bir derneğiz. Bu dernekte olmaktan da ben gurur duyuyorum. Evet, Hristiyan'ın nüfus cüzdanında Hristiyan yazıyor. Bu kadar. Hristiyan yazıyor. Sağ olun. Çok teşekkürler. Bunun eksik olmayın. Sağ olun. Emeğinize sağlık ayrıca. Ayrıca tabii içinde bulunduğumuz günlerin en zor şartlarda emek veren sağlık çalışanı kadınları, sağlık çalışanı annelerimizi bir kez daha onların minnettarlığımızı buradan ifade edelim ve kayda düşsün. Çok teşekkür ediyorum katılımcılara. 40 dakika içerisinde gayet Türkiye'nin de bir fotoğrafını çekebilecek denli Mersin-Adana hatta üzerinden bir paylaşımda bulunduk. Çok verimliydi. Bu kaydımızı kurgulayarak paylaşacağız. Onun bilgisini de sizlere vereyim. Dolayısıyla bugün yaptığımız toplantı biraz evvel de ifade ettiğim gibi ADİP'in etkinlikleri çerçevesinde inşallah bundan sonra devam edecek iletişimimiz. Anadolu Din ve İnançları Platformu 2019'da Alevi Düşünce Ocağı Derneği ve başka birkaç kurumun ortaklığıyla birlikte kuruldu. Çok basit ve net olarak amacı ve hedefi şuydu. Türkiye'de farklı inançların farklı gibi görünen sorunları olmasına rağmen aslında günün sonunda baktığımızda sizlerin ifade ettiği gibi bu sorunlarda, bu hak taleplerinde bir ortaklık olduğu görüldü. Fakat bu hakkı talep ederken güçlerimizi birleştirmediğimiz bir vakadır. Alevilerden Hristiyanlara kadar farklı cephelerde bu haklar için mücadele devam ederken bir ortaklıkla ilgili problematikler sürekli söz konusu edilir. Bu problematiği yanına bu farklı inançların, farklı kurumların ortaklaştığı alanları da koyarak bir istişare haline getirerek yoluna devam etmesi gereken bir platformun gerekliliği zaman içerisinde doğduğu için Sayın Doğan Bermek biraz sonra bunun detaylarını daha evvel de bahsettiğim gibi anlatacak. Bu platform kuruldu. Bu platformun kuruluşundan hemen sonra yapmış olduğu etkinliklerin hedef kitlesi biraz evvel sözünü ettiğiniz sizlerin her birinizin yapmış olduğu çalışmalar gibi inançların ortaklaştığı alanları
kamu kurumlarına bu kamu kurumlarının yöneticilerine, yani kısaca Ankara olarak da bunu telaffuz edebiliriz. Ankara'dan başlayarak tüm Türkiye genelinde karar verici mekanizmaların en üst aşamalarına kadar bunları ulaştırmaktı. Bunun için de bazı araçlarımız var. Sizlere de ulaştı. Lütfen ulaşmayanlar varsa bizi bilgilendirsinler. Bizim bir bültenimiz var. Bizim yapmış olduğumuz etkinlikleri, faaliyetlerimizi özellikle ortasında bir odak noktası, bir ortak inanç takvimiyle merkezileştirdiğimiz, bu bütün inançları yan yana getirmeye çalıştığımız bir inanç takvimimiz ve bunun çevresinde bu takvimde yer alan tüm kutlu günlerimizi birlikte kutladığımız bu günlerimizle ilgili bilgilendirmeleri yanlarında yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte milletvekillerinden müftülere, emniyet müdürlerinden ilahiyat fakültelerine kadar ekibimizle birlikte ulaştırıyoruz. Salgın dönemine kadar fiziksel olarak elinde görmüş olduğunuz gibi bültenimiz basılı halde ulaştırılıyordu. Şu dönemde PDF olarak, yani mektup üzerinden elektronik postayla iletiyoruz. Bu postayla birlikte tüm etkinliklerimizi de internet sitemizde de görebileceğiniz detaylarıyla beraber, yine bütün bu sözünü ettiğim aşağı yukarı 5000 adrese her ay ısrarlı bir şekilde gönderiyoruz. Bir farkındalık yaratmak, sizlerin, bizlerin dertlerimizi, tasalarımızı, bütün bu ortaklıklarımızı ulaştırmak için çalışıyoruz. Bunun yanı sıra aynı bu toplantıda gördüğümüz gibi İstanbul'dan başlayarak Türkiye'nin inanç, etnik, kültürel olarak çeşitlilik gösteren, arz eden, birlikte yaşam sanatını başarabilmiş, bunu idame ettirebilmiş, bugünlere kadar getirebilmiş kentlerine ziyaret toplantıları yapmaya başladık. Anadolu Din ve İnançları platformu bir yoldur, bir mücadeledir. Devam edecek. Henüz 2019'un sonlarında yeni başladı. İstanbul'da başladık ama İzmir'e gittik. Yine internet sitemizde sizlere gönderdiğimiz linklerde detaylarını göreceksiniz. Bir tanışma toplantısıyla orada başladık. Orada küçük bir ailemiz oluştu. Sağ olsunlar, bize katkıda bulundular. Onlar da istişarelerimiz devam ediyor. İzmir'den sonra yolumuza devam edecektik. Lakin biraz evvel sözünü ettiğim gibi bu salgın yolumuzu kesti. Biz de şartlarımızı ona göre revize ettik. Geçen hafta bir Hatay toplantımız oldu. Yine çok sizlerin de tanıyacağı, tanış olduğu bir takım inanç önderlerimiz, vakıf temsilcilerimiz, araştırmacılarımız katıldı toplantımıza, sağ olsunlar. Onlarla istişareler yaptık. Bugün de Adana ve Mersin'deyiz. Anadolu Din ve İnançları topluluğu bu minvalde çalışmalarına devam ediyor. Bundan sonra Mardin gibi kuzeye geçerek, Van üzerinden Trabzon'a kadar ulaşarak, İç Anadolu'yu dolaşarak bu toplantılarımızı şartların el verdiği ölçüde fiziki olarak ya da online olarak devam ettireceğiz. Buralardan aldığımız geri dönüşleri, hem problemlerle ilgili alternatif bakış açılarını derleyerek, toparlayarak ekibimizle beraber bu biraz evvel sözünü ettiğimiz yayınımız, raporlarımız aracılığıyla tüm Türkiye'ye ulaştırmaya çalışacağız, sizlerin de desteğiyle. Dediğimiz gibi yolumuza, bu anlamda önümüze koyduğumuz hedef bir tüzel kişilik olmak, kurumsallaşmaktır. Şu anda bir platform kimliğindeyiz. Ama bu tüzel kişiliği oluşturabilirsek, sizlerin de katılımıyla bu ortaklığı daha görünür, daha somut bir hale getirmeye çalışacağız. Fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi sizlere sürekli buradaki bulunan siz katılımcılara bundan sonra da raporlarımızı, etkinliklerimizi ulaştıracağız. Fakat dediğimiz gibi bugüne gelene kadar Türkiye'de inanç özgürlüğü ve hak talebiyle ilgili ciddi mücadeleler yapıldı. O mücadelenin neferlerinden bir tanesi de Doğan Bermek hocamız. Kendisiyle çalışmalarımız yürüyor. O da nereden geldi, bu mücadeleye nasıl entegre oldu ve neler yaptı? Şimdi söz kendisinde, onu biraz dinleyelim, Doğan hocamızı dinleyelim. Daha sonra vakit kalırsa yine sohbetimize ve değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ben ismim Doğan Bermek, Elazığlıyım.
1948 doğumluyum. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Mesleğim mimarlık. Ama mimarlıktan sonra bir sürü akademisyenlik yaptım. İşletme master'ım var. İşletme yönetimi master'ım var. İşte 5 yaşımdan bu yana neredeyse yani kendimi bildim bileli Alevi bir evde doğdum, büyüdüm. Üstelik o yıllarda Ankara'da işte doğulu aile çok az olduğu için doğudan gelen bütün inanç önderlerimiz bir şekilde evimize uğrardı veya biz onların bulunduğu yerlere giderdik. Epey şey öğrendim çok küçük yaşlarda. O bilgiyle işte bugüne kadar geldik. Kendimi çok uzun süreden beri Alevi hareketinin içerisinde buldum. Hep de orada kalmaya çalıştım. Uzun yıllar önce dernekler nezdinde, daha sonra işte 90'lı yılların başındaki olaylardan sonra Karacaahmet ve Şahkulu derneklerinin kurucuları ve görev yapanları arasında oldum. Sonra Cem Vakfı'nın kurucularından birisi oldum. Cem Vakfı'nda 2002'ye kadar veya 2003'e kadar yönetim kurulu üyesi olarak da görev yaptım. 2004'te medeni kanun değişip vakıfların da yan yana gelebilmesine cevaz verir hale gelince Avrupa Birliği uyum programları içerisinde o zaman Cem Vakfı temsilcisi olarak Alevi Vakıfları Federasyonu'nun kurulmasında görev yaptım. Bir yandan da Alevi Vakıfları Federasyonu'nun yanı sıra bu süreçte davaları başlattık. Ahim'deki hak davalarını başlattık. O süreçte Hasan Beylerle, Sayın Sabah Şen'le, Sayın Altınpınar'la çok uzun süren çok yakın dostluklarımız oldu. Çok yakın çalışmalarımız oldu. Kendilerine her zaman çok medyun oldum. Çok değerli çalışma arkadaşlarıydı benim için onlar. Hala da öyleler zaten. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum o yıllarda. Sayın Ömer Uluçay'la işte birkaç yıllık bir dostluğumuz var. Sağ olsun beni çok mutlu etmiş. Bana her zaman ufuk açmış bir dostumuzdur. Ona da çok çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu süreçlerde biz işin sonunda hep birbirimizle belki konuştuk da o yıllarda hatırlamıyorum. 2011 yılında bir araştırma yaptırdım federasyon adına Profesör Ayhan Kaya'ya. Türkiye'deki inanç gruplarının sorunları diye Bilgi Üniversitesi'nde görev yapıyordu o zaman Ayhan Kaya. Ve bunu sonra işte Sabancı Üniversitesi'nin de desteğiyle Sabancı Müzesi'nde Türkiye kamuoyuna ve şeye açtık, dünyayı açmaya çalıştık. Bütün inanç grupları temsilcimiz olarak, temsilcileri katıldılar. Patrikler, sevgili patrikler sağ olsunlar bu konuda. Çok yardımcı oldular. Şimdi bu süreçte hep gördük ki evet işte Alevilerin sorunları Alevi sorunları olarak, Ermenilerin sorunları Ermeni sorunları olarak, Halkinin işte Rum Ortodoks sorunu olarak falan görüldüğünü yaşadık. Oysa biraz önce sevgili Sevan'ın da değindiği gibi bütün bunların özünde Türkiye'deki inanç özgürlüklerinin bir biçime girmemiş olması ve bu biçimsizliği de kamu yöneticilerinin keyiflerine göre sağa sola çeke çeke eye büye insanın canını okuyacak kadar bazen sorumsuzca kötü kullanmalarıydı. Şimdi, tabii ortada birkaç tane sorun var. Bu sorunlardan birisi bizim örgütlülük halimiz. Yani inanç gruplarının tüzel kişilik hakları yok. Dolayısıyla inanç grupları ya bir takım dernekler, vakıflar falan filan biçiminde darmadağın bir yapıda, bir mozaikta kuruluyorlar. Kurulduktan sonra inanç grubunun sorunu ya da kurulan derneğin sorunu ayakta kalmak oluyor. Ayakta kalmak için ya bir cemevi açmak mecburiyetinde kalıyor ya bir cemevi yani kendi çevresi içerisinde esir kalan, dışarıya açılamayan, bir kere yapıyı kurduktan sonra da o yapıya hizmet vermek mecburiyetinde olduğu için
yapısıyla fazlasıyla meşgul olup bilgi üretemeyen Alevi kurumlarıyız biz. Diğer inanç grupları bize göre biraz daha şanslı. Geçmişleri bizden daha uzak, daha uzun. Dolayısıyla onlarda birileri bilgileri üretmiş zaman içinde onlar kendi bilgilerine ulaşabiliyorlar. Ama Alevilerin böyle bir şansı da çok azdı geçtiğimiz son 35 yıl içerisinde. Bir yandan akademik araştırmaların yapılması lazım. Bu araştırmaların organize edilmesi lazım. Bir yandan da inanç grubunun bilgi temeline, bir bilgi zeminine oturması lazım. Bu bilgi zeminine biz toplumsal şeylerimizle oturmayı başaramadık. Yani ben Alevi dünyası adına konuşuyorum şimdi. Kendi kurumsal yapılarımızla buna ulaşmayı başaramadık. Çünkü kurumsal yapıların gerçekten kendini idame ettirmek, hizmeti doğru vermek falan gibi çok ağır sorunları var. Bu nedenle 2014 yılında Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanlığından sonra arkadaşlarımızla, çok az sayıda arkadaşımızla bir araya geldik ve dedik ki ya biz hiçbir cemevi olmayacak, herhangi bir cemevi açmak ihtiyacı veya gereği olmayan bir yapı kuralım. Bu Alevi Düşünce Ocağı'nda Alevi düşüncesinin ihtiyacı olan, günlük hayatta yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyacı olan bilgileri üretelim ve bu bilgileri bütün cemevlerine dağıtalım. Çünkü biri bir cemevi kurunca diğer cemeviyle yazışabiliyor, yazışamıyor, paslaşamıyor. Bu konuda en başarılı kentimiz Adana. Adana İnançlar Platformu'nda bütün inançlar bir araya gelebildiler. Ama diğer kentlerde maalesef böyle bir başarıyı sağlayamadık da biz açıkçası. Ben çok denedim, çok uğraştım. Kendi çevremde başaramadım bu böyle bir yakınlığı, böyle bir birlikteliği. Maalesef şeylerin arasında iyi kötü bir kopuşma oluyor, birbirine anlamama oluyor, diyalog kopukluğu falan oluyor kurumlar arasında. Bu şeyle, bu kafayla Alevi Düşünce Ocağı'nın kuruluşunu karar verdik. Sevgili Hasan Atıcı da bizimle o günlerin içerisinde beraber oldu ve Alevi Düşünce Ocağı'nı kurduk. Bu Alevi Düşünce Ocağı'nın hizmetle bir alakası yoktur. Ama Alevi Düşünce Ocağı'nın düşünceyle, erkanla, yönetmekle, sorunlara bakmak, sorunları analiz etmek ve toplumla paylaşmakla ilgisi çoktur. Bu şey içerisinde, bu kontekst içerisinde biz inanç özgürlüklerini çok öne aldık kendi hayatımızda. FORB diye Uluslararası İnanç Özgürlükleri Platformu'nun üyesi olduk. Türkiye'den tek üyesiyiz biz FORB'nin. UNESCO ve Birleşmiş Milletler desteğiyle çalışan bir şeydir, bir yapıdır. Onların inanç özgürlükleriyle ilgili 8 adet videosu vardı. O videoları Türkçeleştirdik ve yayınladık. Web sitemizde ve sayfalarımızda da yayınladık. Bunların okunup öğrenilmesinde çok fayda görüyoruz. Çünkü inanmak kadar inanmamak da hak. Başka türlü inanmak da hak. Yani bu hakların, Sayın Mustafa Bey'in zaten konusu bunlar. Bilmem, ayrımcılığa karşı direnmek de bir hak falan. Bu hakların tamamını maalesef bilmiyoruz. Biz o konuda öğrenmek için epey gayret, öğretmek için de çok gayret sarf ediyoruz. Bu videoları albüm olarak da bastırdık. O albümü dağıtıyoruz. Bizim inanç özgürlüğü öğrenim paketi sayfamızda, yani ADİP'in web sitesine girer inanç özgürlüğü öğrenim paketi sayfamızda bunları görebilirsiniz. Sevan Bey de zaten size atar o linkleri daha sonra. Linkini paylaştım hocam buradan. Videoların, efendim? Şimdi linkini paylaştım. Evet. Yani bu videoların çok önemli bilgi araçları olduğunu düşünüyoruz temel haklar konusunda. Bir başka üyeliğimiz daha var, uluslararası üyeliğimiz. O da European Implementation Network diye bir şey var, bir ağ var. Bu ağda AHİM kararlarının ülkelerdeki uygulamasını takip eden bir ağ. Uygulamaların başarısını, sonuçlanmasını takip eden bir ağ. O ağın da üyesiyiz.
Ağın bireysel olarak, akademisyen olarak 8 kadar üyesi var Türkiye'den ama kurumsal olarak tek üyesi biziz galiba. Bunun. Ve bir yandan da şu 2005 yılında başlamış olan hukuk mücadelesini sürdürmekle uğraşıyoruz. Bu hukuk mücadelesinin işte Hasan Beyler zaten fazlasıyla içindelerdi. Sevgili Sabah Şen ve Gökhan Bey de fazlasıyla içinde. Kamuoyunda Alevi davaları diye bilinen davalar. Ama bu davalar biz her ne kadar Alevi davası gibi düşünüyor ve konuşuyorsak da üzerinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında bunlar Alevi davası olmaktan ziyade devlet inanç ilişkileri, devletlerle inanç gruplarının ilişkileri bağlamında kararlardır. Dolayısıyla bu kararların gerçek anlamda uygulanabilmesi halinde Türkiye'deki sadece Alevilerin değil, diğer inanç gruplarının da o alanlardaki sorunlarının kolaylaşacağı veya çözüleceği kanaatindeyiz. Bunu takip ediyoruz ama şöyle bir sorun yaşadık. İşte son karar 2016'nın 20 Nisan'ında çıktı. 8 Mayıs'ta bir panel yaptık. Rıza Türmen'in ve Barolar Birliği'den bir profesör arkadaşın da katılımıyla. Ama o panelden sonra harekete geçemeden 15 Temmuz patladı 2016'da. Ve Türkiye olağanüstü hal sürecine girdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını takip eden Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, uygulamaları takip eden ve Bakanlar Komitesi'nin teamüllerinde olağanüstü hal halinin var olduğu ülkelerdeki takipler biraz gevşetiliyor. Takip etmiyorlar. Dolayısıyla biz 2016-2018 arasında haklarımızı takip edemedik uygulamaları. Oysa şeyden önce, yani olağanüstü halin ilanından önce Türkiye sorunları nasıl çözeceğini falan yazmıştı şeye. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Execution Committee dedikleri uygulama komitesine, bakanlar komitesine biz de yazışıyorduk. Fakat şey dolayısıyla olağanüstü hal dolayısıyla 2 yıldan uzun bir kesinti yaşadık. Bu arada Türkiye unuttu. Yani davaların sahipleri dahil davaları adeta unutur gibi oldular. Olmayacak bu iş falan gibi düşünüldü. Ama tam öyle değildi durum. 2018'de şey kalktıktan sonra, olağanüstü hal kalktıktan sonra tekrar konu gündeme geldi. Türkiye dosyası olarak birleştirildi. 4 dava birden. Hasan Zengin davası ve bizim 3 davamız birleştirildi. Bunlardan ikisi eğitimle ilgili. Bir tanesi ibadethanelerin haklarıyla ilgili, bir tanesi de inanç gruplarıyla devletin ilişkisiyle ilgili dosdoğru. Bu 4 dava tek paket halinde Aralık 2019 Bakanlar Komitesi toplantısında ele alındı. O toplantı öncesinde biz Bakanlar Komitesi'ne bir rapor hazırladık. Türkiye'deki şeyle ilgili, statüyle ilgili. Türkiye'ye bir yol haritası verdi. Biz şunları yapmak istiyorduk ama işte olağanüstü hal oldu, şu oldu, bu oldu falan filan gibi. Bakanlar Komitesi de bir karar aldı. Dedi ki peki madem siz bunları yapmak istiyordunuz ama bir takım sorunlar yaşamışsınız, 1 Haziran 2020'de bize detaylı bir yol haritası getirin, etraflı bir yol haritası getirin. Biz de görelim bu kararların hayata nasıl geçeceğini. Ve eğitim konusunu da ayıralım bu dosyadan. Çünkü eğitim daha ayrı ve daha özel bir konudur. Eğitim konusunu da yoğunlaştırılmış takip listesine alalım dediler. Ve böyle bir takip yapıldı. Biz bu şeye yolladığımız, komiteye yolladığımız, öncesinde, toplantının öncesinde yolladığımız raporları, komitenin kararlarını bir bültenle bastık, yayınladık. Bunlar sizlerde olduğunu zannetmiyorum bunların. İsteyenler Türkçesini veya İngilizcesini, Türkçe de bastık bunu, İngilizce de bastık. Türkçesini veya İngilizcesini bizden isteyip alabilirsiniz. Ve Ocak ayı başındaki durumumuzu görebilirsiniz. Bu kararların hemen ardından Ocak 26'da İstanbul Taksim Hill'de bir toplantı yaptık. Bu toplantıya Sayın Rıza Türmen,
eski yargıcıdır biliyorsunuz şeyin, İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Sonra Profesör İbrahim Kaboğlu anayasacıdır. Ve bizim davalarımıza, dava sürecinde de çok destek vermişti. Şu anda mecliste Anayasa Komisyonu Başkanı mı ne bilmiyorum yani şey tam görevini. Bir de Doktor Mine Yıldırım diye bir insan hakçı arkadaşımızla bir panel daha yaptık. Bu panelin tam metnini şeyden bulabilirsiniz. Bizim web sitesinden veya YouTube'dan bulabilirsiniz. Onun da linkini size Sevan verebilir. Şu anda biz yine bu davalarımızın takip sürecini başlatmış durumdayız. Geçen ay eğitim davaları, hani ayrılmış olan, yoğunlaştırılmış takibe konu olan eğitim davalarıyla ilgili raporlarımızı yine yolladık Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi'ne. Haziran'daki Bakanlar Komitesi toplantısında onlar da ele alınacak. 1 Haziran'da Türkiye'de işte bir yol haritası verecek. İnşallah iyi ve iyi niyetli ve samimi bir yol haritası olur. Ve bu takip süreçleri tekrar başlayacak. Dolayısıyla bizim bu yıllarda başladığımız iş, hukukla ilgili mücadele bitmedi. Sonuna kadar da sürecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 47 yıllık bir mahkeme. 47 ülkenin bağlı olduğu bir mahkeme. 50 yıllık galiba. Bugüne kadar da hiçbir ülkede uygulanmamış hiçbir tane kararı yok. Yani eninde sonunda bu kararlar uygulanacak. Ama uygulamalar işte ne kadar esnetilebiliyorsa o kadar esnetmeye çalışıyor hükümetler. Ve orayı en çok yoran iki hükümette birisi Rusya, birisi Türkiye. Birinci sırada Rusya var. Uygulama bekleyen kararlar listesinde. İkinci sırada da Türkiye var. Onu da arz etmiş olayım. Bu raporların detayları bizim ADO sayfalarında da var. Efendim Adip sayfalarında da var. Ayrıca bu raporları basılı olarak da sizlere teslim etmeye hazırız. Ne zaman isterseniz. Geri dönersem Adip'e. Adip'in bizim için din ve inanç çeşitliliğini daha zengin bir ortak yaşam oluşturabilmekte bir fırsat olarak değerlendirmek önemli. Farklı inançların ayrıştıkları değil, ortaklaştıkları alanları tanımak ve tanımak önemli. Karşılıklı saygı ve sevgiyle dini, etnik ve sosyal çelişkilerin yaşamdan uzaklaştırılabileceğine inanıyoruz. Adalet ve eşit vatandaşlık hakları temellerinde inançların özgürce yaşanabilmesi için uğraşıyoruz. Farklı din ve inançlara mensup vatandaşların birlikte yaşama kültürünü geliştirmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Durmadan bölünen ve parçalanan dünyada insanların çok özledikleri ilahi adaleti günlük hayatımızda ve sosyal anlamda da aramanın gerekli olduğuna inanıyorum ben. Madem sosyal adaletten konuşup duruyoruz, hepsini cennetle cehenneme bırakmayalım. Birazını da biz burada becerebilirsek becerip Allah'ın işinde kolaylaştırabiliriz zannediyorum. Böyle düşünüyorum daha doğrusu. Şeyimiz bu. İçinde bulunduğumuz ortam, konum bu. 22 Nisan'da çok önemli bir iş yaptık. Bilmiyorum ilginizi çekti mi? 14 ayrı inançtan 14 ayrı kişi, patrikler, efendim pastörler birlikte bir video programı yaptık. 14 kişinin katıldığı 3'er dakikalık konuşmalarla buna dinler arası dua dedik. Bunu da YouTube'dan veya bizim web sitelerimizden bulabilirsiniz. Belki de Türkiye'de ilk defa bu kadar renkli bir topluluk bir araya geldi. Dinler arası bir toplantıda. Her inançtan insanlar birbirimizi kırmadan, birbirimizi tanıyarak, hepimizi bu minicik virüs hepimizi de teslim aldığı için hiç kimsenin gücü kalmamış. Hepimiz böyle bir güçsüzlüğü nasıl paylaşabiliriz telaşına düşmüşüz. Dolayısıyla orada Diyanet İşleri'nden arkadaşlardan başlamak üzere bütün inanç gruplarından insanların çok hoş bir paylaşımını yaşadık. Ben bu toplantıya katkıda bulunmaktan ve toplantının içinde olmaktan da çok onur duydum gerçekten.
İnşallah sizler de izlediğiniz zaman ve izlemediyseniz izlediğiniz zaman bir şeyler söylersiniz bunlarla ilgili. Şimdi bulunduğumuz nokta bu. Biz bir yandan ADO'da, Alevi Düşünce Ocağı'nda, Alevi inanç sistemiyle ilgili, Alevi dünyasıyla ilgili, Türkiye'nin kültürel mirasıyla ilgili çalışmalar sürdürüyoruz. O çalışmaları ADO'nun sayfasında, Alevi Düşünce Ocağı sayfasında bulabilirsiniz. Özellikle orada korona sohbetleri, Anadolu aşıkları sayfalarımızda bolca söyleşi, konuşma, konferans, aşıklarla ilgili çok etraflıca bilgiler bulabilirsiniz. Adip'te de bu sene Nisan ve Mart sonu ve Nisan'da yürüttüğümüz çok önemli bir çalışma oldu. Türkiye'deki inanç gruplarının ilahi müziklerinin yani dinsel müziklerinden örnekler sunduk. Aşağı yukarı 45 kadar inanç müziğini sergiledik. Çok ilgi de topladı. Daha önce 2014 yılında Heybeliada Papaz Okulu'nda böyle bir çalışma yapmıştık. İnançlar ve müzikleri diye. 2000-2500 kişi katılmıştı. Onun bir başka çeşidi oldu Adip'te yaptığımız. Ama çok güzel bir şey oldu. Her inançtan ilahileri dinleyebiliyorsunuz. İşte Ezidi'yi de, Ermeni'yi de, Yahudi'yi de, Alevi'yi de bulabildiğiniz bir albüm oluşturduk. Şimdi o albümü derinleştirmeye çalışacağız. Miraç konusuyla çok uğraştık. Miraç çünkü bütün inançların ortaklaştığı bir alan. Hiç kimsenin kendi şeyinde tek elinde değil. Herkesin kutsal kitabında Miraç bir şekilde var. O konuda bir takım çalışmalar yaptık. 1436 yılından bir Timurname bulduk. Timur'un oğlu Şahruh'un hazırlatmış olduğu bir Miraçname. Onu işte hem Türkçe'ye çevirdik Çağatayca'dan. Bir kısmını şimdi İngilizce'ye de çevirdik. Onunla ilgili bir takım sunumlar yaptık. Bu sunumlar epey ilgi gördü. Belki Francis Bey'e de söyleyeyim. Geçen ay buradaki Katolik Kilisesi'nde sunum yapacaktık. Ama korona dolayısıyla sunumu yapamadık. Ekim ayına bıraktık şimdi. Onları da zaman içinde göreceksiniz. Bu minval üzere bir gayret içerisindeyiz. Tabii isteğimiz Türkiye'deki bütün inanç gruplarının sorunlarını tespit edebilmek, bu tespitleri çalışmalarımızın içerisine katmak ve bu kattığımız çalışmaların sonucunda da hepimizi rahatlatacak, sonuçlar alabilecek hukuki çalışmaları yapmak. Tabii hak aramanın, biz Türkiye'de hak aramaktan bağırmak, çağırmakla tabii hak aranıyor. Çok önemli bir şey yani kitlelerin sıkıntılarını beyan etmeleri. Ama hakkı istediğimiz kişilerin bizim ne istediğimizi iyi bilmediğini de ben çok gördüm. Siyasetçilerin düzenleme yapması lazım ama siyasetçiler inanç sorunlarını hiç bilmiyor. Bir kaymakam bir yerde bir iyi bir iş yapıyor ama onun yaptığı işin tam tersini başka bir kaymakam başka bir yerde yapıyor. Bir vali bir yerde çok iyi işler yapıyor ama başka bir vali tam onun yaptığının zıddını yapıyor bir başka kentimizde. Böyle bir iletişimsizlik sorunu da var. Hem biz kendi aramızda iletişimsiziz, hem de devlet bu konuda çok iletişimsiz. Dolayısıyla hedef kitle olarak Büyük Millet Meclisi'ni ve kamu yöneticilerini aldık biz Adip'te. Yani eğitilmesi gereken kesimin onlar olduğunu düşünüyoruz en başta. Dolayısıyla biraz önce Sevan'ın da anlattığı gibi lobicilik yapacağız. Valileri, kaymakamları eğitmeye çalışacağız. İyi örnekler varsa bir kentte o kentin valisini bültenimize alacağız, bültenimizi de tanıtacağız. Falan böyle şeyler yaparak, özendirerek birçok konuda mesafe kat edebileceğimiz kanaatindeyiz. Becerebiliriz, beceremeyiz bilmiyoruz. Onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ben Avrupa Birliği ile çalışan, oradan projeler alabilen bir yapı içerisindeydim.
Daha önce Urfa Kısas'ta bir kültürel miras çalışması yaptık 2002-2005 arasında. Epey güzel bir çalışma oldu Urfa'nın bir beldesindeki kültürel mirası. Sonra Anadolu Örgüsü diye bir çalışma yaptık. Alevi kurumları arasında. Hasan Bey Anadolu Örgüsü'nde de zaten biliyor Anadolu Örgüsü çalışmasını. Sayın Sabah Şen de biliyor. Şimdi de şeyle ilgili, Avrupa Konseyi ile ilgili hak temelli çalışmalarımızda Avrupa Birliği'nden destek alabiliyoruz. O aldığımız destekler yani kısıtlı da olsa bizi şimdiki halde bu süreci ayakta tutmaya yetiyor. Ayakta kalabiliyoruz. Adip konusunda da insan hakları kurumundan bir destek aldık. Bu aldığımız destek ihtiyacımızın tamamını karşılamasa da önümüzdeki 2 yıllık, yani 1,5 yıl kaldı tabii şimdi, Mayıs ayındayız. Önümüzdeki 1,5 yıllık ihtiyacımızı karşılamış durumda. Ondan sonra kaynağa ihtiyacımız elbette olacak. Ama bir yandan da biz bu tür projelerle uluslararası platformlardan yardım alabileceğimizi düşünüyoruz. Bir de sizleri tanıdıkça sizlerin bize bugün parayla mal olan bir takım bilgileri sizlerin kendiliğinden zaten elinizde olduğu için o bilgileri bize vermeye başlamanızla bizim araştırma maliyetlerimizin çok düşebileceğini de tahmin ediyoruz. Ben burada keseyim, çok konuştum zaten. Hepinize tekrar böyle bir günde bu kadar saatinizi buraya verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha söyleyeyim, bu hukuk mücadelesiyle ilgili kısa bir özet yaptım geçen hafta. Geçmişle ilgili, yani bu son durumla değil, geçmişle ilgili ve bugüne kadar da getirdik. Onu Hatay'daki dostlarla paylaştık. Onları yarın Sevan Beyler sizlerle de paylaşırlar. Böylece siz de bu sürecin içinde güncellenmiş olursunuz. Tekrar saygılar ve sevgilerle niyaz ediyorum hepinize. Teşekkür ediyoruz hocam. Sayın Padre Francis bir şey söylemek istiyor. Ondan evvel benim... Mehmet Sabah Şen de parmağını görüyorum. Evet. Hemen sözleri vereceğim. İki şey söyleyeceğim. Öncelikle buradaki chat ekranımızda biraz evvel Doğan hocamın belirttiği her maddeyle ilgili linkleri attım. Tüm kayıtlarımıza Adip sitesinden ve Anadolu Alevi Düşünce Ocağı Derneği'nin sitesinden ulaşabilirsiniz. Hem burada chat ekranımızda göreceksiniz sıralı bir şekilde, hem de WhatsApp grubumuza bunları ileteceğiz. Ayrıca bence WhatsApp ve e-mail gruplarına ilet, çünkü bu chat'i tabii herkes alamıyor. Ben yeni öğrendim mesela chat'i, evet, almayı. Evet, bizim yaşımıza hürmeten bize e-mail'de at. Tabii ki çünkü sürekli ve periyodik olarak mail bilgilendirmelerimiz devam edecek ekip arkadaşlarımla birlikte. Hocam biraz evvel Doğan Vermek hocam kamu yöneticilerinin karar verici mekanizmalarının eğitiminden bahsetti. O eğitim ADİP'in de aslında kendine biçtiği, yazdığı, çizdiği ve planladığı, projelendirdiği bir hedef alanıdır. Biraz evvel sözünü etti hocam, inanç özgürlükleri biz paketimiz var. Bu paket şu anda sitemizde duruyor ve bu paketin Türkçeleştirilmesine Alevi Düşünce Ocağı vesile oldu, sağ olsun. ADİP olarak biz bu paketin yolumuzun geçtiği lokasyonlarda küçük odak gruplarına eğitim olarak verilmesiyle ilgili bir projemiz var. Önümüzde koyduğumuz bir program var. Bunun 2 tane önemli çıktısı olacak, sürdürülebilirlik anlamında diye düşünüyoruz. O da şudur. Bir tanesi bu ADİP'in sözünü ettiği bu yolunun sürdürülebilirliği ve dağıtımı çeşitlendirebilmesi için bizim desteğe ihtiyacımız var. O desteği verecek sizler gibi kurumların temsilcilerinin bizlere katacağı insan kaynaklarıyla yöresel olarak bulunduğunuz bölgelerdeki milletvekillerinden kaymakamlara, müftülerden akademisyenlere kadar ulaşmasında destek olacak bu insan kaynağı. Ayrıca bağlı bulunduğunuz kurumlara yönetici
hazırlanması, bu insan kaynaklarının altyapılarının güncellenmesi anlamında da bu eğitim paketleriyle paralel olarak insan hakları konularında, inanç özgürlüğü konusunda sivil toplum aktörlüğüne özendirici, yöneticiliğe özendirici bir yanı da olacağını biliyoruz bu paketlerin. Dolayısıyla İstanbul'dan Adana'ya, Mersin'e, Hatay'a ve Antep'e kadar Adib'in orta vadede kendisine biçtiği yol, program bu. Budur, sizlerin de desteği bu anlamda bizler için çok kıymetlidir. Küçük odak gruplarına bu eğitim paketini, öğrenme paketini oralarda bizim şu anda yetişmesi için vesile olduğumuz arkadaşlarımız vesilesiyle uygulayacağız. Bunu da belirteyim, çok önemsiyoruz. Çünkü bu tür yolların sürdürülebilirliği anlamında çok önemli. Şimdi ben lafı fazla uzatmadan Sayın Francis'e sözü vermek istiyorum. Onun bir katkısı olacak herhalde. Evet, bir şey sormak değil. Ben biraz Mustafa ibadet... Bey de galiba bir şey söyleyecek. Evet, akşam ibadet saatimiz geldi. Onun için gitmek zorundayım. Onun için söylemek istedim size. Buyurun. Peki, katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Evet. Tekrar görüşmek üzere. Sizden tanımaktan çok memnun kaldım. Sağ olun. Tabii ki kesinlikle bu süreç devam ettiğinde fiziksel olarak da sizlerin yanınıza geleceğiz Adip olarak. Her zaman beklerim. Devam edecek. Her zaman beklerim. Hepinize beklerim. Tamam. Teşekkür çok, ediyoruz. Biz de çok evet. memnun olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. İyi günler efendim. Ya, görüşmek üzere. Evet. Mehmet Sabah Şen ve Mustafa Bey benim gördüğüm evet. kadarıyla. Hasan Bey'in bir söylemek istiyorum. Hasan Bey de konuşmak istiyorum. Buyurun Hasan Bey. Ben Mustafa Bey ve Mehmet Bey'den sonra konuşayım. Çünkü sırayı şey yapmayayım, haklarını almayın. Tabii, sıra bozma. Mustafa Bey? Yok yok, benim bir şeyim yok. Çok zevkle dinliyorum. Sen chatten 7 tane şey yapmışsın, onlara elimi uzatıp baktım. Evet, gelmiş onlar. O zaman onlar. Mehmet Sabah Şen var, sonra... O ben zaman Mehmet dinliyorum. Sabah Şen var. Tamam. Sonra Doğan Bey'e... Serdar Bey de konuşacak. Doğan Bey'i dinledik. Sesim geliyor mu? Evet, buyurun. Evet. Ben Doğan Bey'in bu yıllarca süre gelen hizmetlerinden dolayı kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsun bu süreci Hasan Bey'in de dediği gibi gönüllülük esasıyla bugüne kadar getirdi. Hepimize bir anlamda rehber oldu. Var olsun, sağ olsun tüm bu yolda hizmetleri olanlara. Eyvallah. Az önce sözlerin arasında biz Adana'da becermeye çalıştığımız, işte yine AKAD'ın fikir önderliği yaptı, Alevi platformunu kurduk. Evet. Alevi platformu eksisiyle, fazlasıyla bir yere kadar geldi. Adana'da tesis olmuş, yani bir çatı olmuş oldu. Takdir ederseniz bugüne kadar hakim inanç kendi sorunlarını, en azından illerde müftülükler bazında sorunlarına çözüm arıyordu, bulabiliyordu. Bizler de gerek Anadolu Alevi, gerek yörede var olan biz Arap Alevileri, Nusayriler olarak bir araya gelip onlarla da istişarelerimizi sürdürmek için bu çatıyı oluşturduk. Bugüne kadar devam ediyor. Fakat bugünlere kadar hala ötekileştirilen, karşı tarafın üyeleri olan bizleri bir onlara karşıymış gibi kurulmuş anlamı taşımasını istemediğimiz bir platformdayız. Şu anda sizin kurduğunuz bu platform daha kapsayıcı olmuş. Çok güzel olmuş. Gerçekten tüm din ve inançlarını bir araya getiren bir platform. Tamam, bir araya gelebilecek. Ama. Yani, şimdi tabii biraz ayağımızı yorganımıza göre uzatmak gibi mecburiyetimiz var. 4-5 evet. ilde temsilcilik düşünüyoruz. Ama benim daha önce Anadolu Örgüsü çalışmasında bir deneyim kazanmıştım. Bu illerdeki ilin sahiplerini oluşturmadan ile temsilci koyduğun zaman o temsilci pek işe yaramıyor. Anladım. Yani anladım. Şunu söylemek lazım. Siz orada 3-4 tane kuruluş olarak bu projenin sahibiyseniz bir temsilciyi biz koyarsak o işe yarıyor. Ama
biz bir temsilci koyup da ondan bu işi yapmasını, bu organizasyonu yapmasını beklediğimiz zaman o temsilci hiçbir iş yapamıyor. Anladım mı bilmiyorum. Anladım. Yok, anladım. Yani burada kastettiğiniz inanç grupları bir araya gelirse bunların talebi üzerine bir anlamda sizin seçeceğiniz birisinin bu işte gayret göstermesine biz destek vermeye çalışacağız. Yani onun cep telefonu parasını ödeyeceğiz, belki yol parasını ödeyeceğiz, belki daha fazla yardım edeceğiz falan filan, ama sizin bir kere bir işe sahip çıkıp da hadi bakalım demeniz lazım. Sizin denetiminiz olmadıkça il temsilciliğinin bir işe yaraması pek mümkün olmuyor. Benim deneyimimde böyle oldu. Yani Alevi dernekleri kapsamında yaptığım çalışmada, Anadolu örgüsünde. Ya, tahmin ediyorum bu bir değerlendirme aşaması olacaktır. Bundan sonrası için bir yol haritası mutlaka bulunabilir. Teşekkür ediyorum. Tabii. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şunu biz bir kere ayaklarımız yere bassın. Gerçekçi düşünelim. Türkiye'de bir Sünni hegemonyası vardır. Evet. Devlet, işte Diyanet İşleri Başkanlığı ve ona bağlı vakıflar ve kurumlarla bunu devam ettiriyor. Bizim bazı Alevi arkadaşlarımızın işte Diyanet kapatılsın demeleri aslında onlara güç veriyor. Tabii. Görüyorsunuz işte, bakın Alevilerin dinle imanla alakası, bir de Diyanet'i kapatmak istiyorlar gibi bir söylem oluyor. Ve özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Diyanet olsun ya da ona bağlı kurumlar olsun, Alevilik üzerinden kendi propagandalarını yapıyorlar. Doğru. Yani Alevileri kullanarak, Alevilerin söylemlerini kullanarak kendi haklılıklarını öne sürüyorlar. Bu da kendi taraftarlarını tabii ki ikna ediyoruz, sonuçta şu noktaya varıyor. Kardeşim sen Aleviysen ben de Sünniyim. Dolayısıyla yapılan taleplere, isteklere bir duvar gibi, bir sur gibi örüyorlar. Bunun bizim aşmamız lazım. Nasıl aşabiliriz? Belki Mustafa Bey'i de bu ilgilendirir bu konu. Şöyle bir söylemle ortaya çıkarsak, ya biz kendi içimizde tabii ki sorunlarımız var, ya onları kendimiz çözeriz. Ama dışa dönük olarak tüm ülke için eşit yurttaşlık taleplerini yoğunlaştırırsak, zaten bu eşit yurttaşlık talepleri yerine getirilirse zaten Alevilerin hiçbir sorunu kalmayacak. Bu eşit yurttaşlık taleplerimizi daha yüksek, daha yaygın şekilde dile getirirsek, o zaman Sünni de olsa içinde sosyal demokrat düşünceli insanların desteklerini de sağlamış oluruz. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok teşekkürler. Ben söylemeyi unuttum. Bu dediğiniz çok doğru. Şimdi bizimle beraber davranacak belki de Sünni kesimin %60'ı bizim gibi düşünüyor. Evet. Belki %50'si, bilmiyoruz. Ama bu ayrımcılık tam da sizin işaret ettiğiniz gibi bir şey gibi kullanıyor. Bölüştürmek için, cepheleştirmek için bir fırsat olarak kullanılıyor. Biz bu temel haklar çalışmasıyla aslında bu ayrımcılığın da önüne geçebileceğimizi umut ediyoruz. Videoları bir inceleyin. İncelediğiniz zaman paylaşırsanız siz de aynı görüşü. Bu videoların üzerinden gençleri eğitmek, genç arkadaşları eğitmek için biraz emek sarf etmemizin çok faydalı olabileceğini düşünüyorum ben açıkçası. Tabii ilk defa izliyorum ama şöyle bir şey düşünüyorum, aklıma geldi. Mersin gerçekten, burada Coşkun Bey ile demin Fransız Bey de vardı. Bu diyalog ortamında çok ileri olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Yani genel bürokrasi de geldiğinde bu şeyi hemen benimsiyor. Yani buraya gelen valiler, kaymakamlar, yani tanıştıkça Coşkun Bey'le şeyle falan. Ya buradaki o kucaklayıcı baştan beri her zaman hep Türkiye örnek olan, dünya örnek olan önemli günlerde bizim Mersin mezarlığı gerçekten bir simge. Bütün şeyler bir arada, dinlerden, aidiyetlerden. Dolayısıyla belki bu tecrübelerden faydalanarak kamuya ulaşma noktasında
farklı çağları, seminerleri, çalışmaları Mersin'de olabilir mi diye aklıma geldi. Çünkü hakikaten kabullenişi çok rahat burada insanların. Benim de çevremden arkadaşlarım ama kamuoyunda da böyle. Ben de İstanbul'da Ermeni cemaatine mensup olduğumu söyleyebilirim. Kayserili bir ailenin evladıyım. Sinema ve televizyon eğitimi aldım. Bir süre hem sinema sektöründe, Yeşilçam diyeceğimiz sinema sektöründe hem de televizyon sektöründe prodüksiyon ekiplerinde görev aldım. Askerlikten sonra AGO hepimizin çok iyi bildiği Agos gazetesinde 1996-2005 yılları arasında haberci, editör, haber servisi şefi, kültür sanat sayfaları şefi olarak çalıştım. Ondan sonra yazılı basından görsel basına geçtim. İMC televizyonunda 4,5 yıl kapatılana kadar haber editörü olarak çalıştım. Bu ikisinin arasında kısa bir esnaflık deneyimim de oldu. Ondan sonra sosyal sorumluluk projelerine, platformlarına girişimde Rum Vakıfları Derneği'nin, İstanbul Merkezi Rum Vakıfları Derneği'nin ortak bir gelecek için yan yana projesiyle başladı. Türkiye'yi dolaştık o projeyle birlikte. Farklı etnik topluluklardan, azınlıklardan gençleri Anadolu'da Toplum Gönülleri Vakfı'nın da desteğiyle birlikte buluşturmayı hedefleyen çalışmalarda yan yana olarak YouTube'da ve internet sitemizde takibini yapabilirsiniz. Ondan sonra bu projelerimiz devam etti. Bugün de sağ olsunlar Doğan Dermek Hoca ile birlikte Anadolu Din İnançları Platformu'nun genel sekreteri olarak ben de öğrenmeye, kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ için. Gökhan Yoldaş söz almak istiyor. Hasan Atıcı bir şey söylemek istiyor. Gökhan Bey buyurun. Ondan sonra da Ömer Uluçay hocama döneceğiz. Buyurun Gökhan Bey. Merhabalar. Öncelikle verdiğiniz bilgiler için ben teşekkür ederim. Sesim geliyor değil mi? Evet. Biraz geliyor. Yüksek sesle ya da mikrofona yaklaşırsanız. Tamam. Şöyle kısa sorular. İlk başta ben Alevi Düşünce Ocağı ismini duyduğumda aslında ben biraz geri adım attığımı da söylemek istiyorum. Ocak kelimesi bana biraz ters geldi. Onun için bunun üzerinde düşündünüz ama Ocak, ben sanki ülke ocakları gibi duran bir isim çıktığını gördüm ama tabii bunu aynı kefeye koymak istemiyorum. İlk bakışta bu biraz ters geldi bana. Özür dilerim, bunu söylemek istedim özellikle. Bir de diğer Alevi kurumlarıyla ilgili, mesela biz Alevi platformunu 18 dernek üzerinden hareket ediyoruz. Bugün Alevi platformu gibi dernekler, yani Alevi Bektaşi dernekleri, Pir Sultan Abdal gibi, bu konuda sizle birlikte nasıl hareket ediyor ya da sizin içinizde nasıl hareket edecekler? Şimdi mesela beraber olduğumuz insanlar arasında mesela bir iki kişiyi görmek isterdim Adana'dan veya Mersin'den. Bu farklı bir düşünce tarzı mıydı? O arkadaşlardan ya da başkanlardan neden kimse yok? Daha birkaç sorum var ama artık özele giriyor. Onu daha sonraki şeyde zaman kaybetmeyin diye sormak istemiyorum. Buyurun. Hemen cevaplayayım mı? Şimdi Gökhan Bey, önce şöyle, bizim ADO sayfalarına girerseniz, özellikle şu korona sohbetleri diye bir sayfa var orada. Bir oraya bakın. Orada Alevi çeşitliliğini görürsünüz ADO'nun bünyesindeki. Yani çok sayıda Alevi kuruluşunun, çok sayıda Alevi dedesinin, çok sayıda Alevi ocağının katıldığı çalışmalar olduğunu. Ama bu adip çalışmalarına çevredeki bütün Alevileri çağırdığınız zaman yine böyle bir çoğunluk azınlık problemi çıkıyor ortaya. Yani Alevilerin de buraya 2-3 kişiyle katılması lazım. Alevi nüfusa oranla bir katılım yaptığınız zaman bu sefer 18 tane Aleviye bir tane Ortodoks düşüyor. Biz bu şeyi istemiyoruz. Böyle bir yani inançların eşitliği üstünden gitmeye çalışıyoruz. O nedenle kimseyle aramızda bir hırgür yok. Kimseyle beraber olmaktan kaçındığımız, çekindiğimiz falan da yok. Zaten bütün Alevi kurumları bizim ürettiğimiz bilgiden isterse yararlanıyor, istediği kadar, istediği biçimde yararlanıp kullanabiliyor. Ama biz Adip'in bünyesine biraz daha farklı bir yapıyla yaklaşmaya çalışıyoruz. Bir eşitlik, biraz daha bir adalet sağlamaya çalışıyoruz. Sayısal adaleti sağlıyor, yani bütün Alevileri çağırırsanız bütün Aleviler de konuşacak burada. O zaman bu 3,5 saatlik toplantıda Coşkun Bey'e düşecek 5 dakika. Yani
böyle sorunlarımız var. O nedenle olabildiğince Alevilerin Adip'te olduğunu görelim istiyoruz, gösterelim istiyoruz. Ama burası böyle bir Alevi sorunlarını çözmek üzere işte Yahudilerle Ermenileri kendisine kalkan yapmış bir kuruluş olmasın istiyoruz. Ya da dışarıdan böyle bir propagandaya muhatap olmak istemiyoruz açıkçası. Çünkü diyecekler ki o zaman Aleviler kendi sorunlarını çözmek için işte bunu böyle bir şey yaptı. Yok öyle bir şey. Biz Alevi sorunlarını çözmek için değil, gerçekten inanç gruplarının sorunlarını çözmek için mücadele ediyoruz. Dolayısıyla burada Alevilerin arasından da yeterince temsilcinin bulunması gerektiği kanaatindeyim. Böyle bakarsak çok daha mutlu olurum Gökhan Bey. Ocak meselesine gelince, evet, unutmayın ki Anadolu Aleviliği tümüyle ocaklar üzerinde kuruludur. Yani Anadolu'nun geleneksel Aleviliğinde Alevi ocaklarının önemi çok fazladır. Ocaklar bir düşüncenin biriktiği, üretildiği, paylaşıldığı, insanların eğitildiği yerlerdir bizim için. Eğitildiği dergahlardır bizim için. Biz bu düşünce ocağını da böyle kullandık. Kimseyi ayrıştırmadan, kimseden uzak kalmadan. Ama sizin düşündüğünüzün, yani siz ülke ocaklarıyla kıyaslamışsınız bizi. Bir de bazı dedeler, ne oluyoruz ya, siz kalkıp şimdi dedeliği bizim elimizden mi alacaksınız, ocak mı kuruyorsunuz falan diye dedelerden de tepki aldık doğrusu. Ama ocak lafı çok güzel bir söz. Yani tarihi anlamda ve antropolojik anlamda hakikaten ocak olmak istiyoruz biz. Yani herkesin bir şeyler kattığı, herkesin bir şeyler aldığı, kimseye ne kattın diye ölçmediğimiz, kimsenin aldığına dönüp bakmadığımız bir şey olsun diye ocak dedik biz. Alevi ocaklarının geleneği böyledir bizim bildiğimiz kadarıyla. Teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Hasan Uluçay, Hasan Bey sizin bir katkınız olacak mı, yoksa Doktor Uluçay'a mı deneyeyim? Ben aslında konu dışı çok kısa bir şey, bir katkıda bulunmak istiyordum. Sizi dinleyince bende bazı hatıralar çağrışım yaptı. Onu sizinle ve arkadaşlarla paylaşmak istiyorum. Benim ekonomik durumum uygun olmadığı için, yeterli olmadığı için üniversitenin gece bölümünü seçmiştim, Yıldız Tekniği. 65-69 yılları arasında gündüz çalışıp gece üniversiteye gittim. Ama bu gündüz çalışmalarında ne tesadüf ki hep Ermenilerin yanında çalıştım. Benim için kültüre bakımdan da çok olumlu katkıları oldu. Ermeni arkadaşlarla çalışırken ilk öğrendiğim kelime, yanlışsa telaffuzum lütfen düzeltin Sevan Bey, kardeş anlamına gelen ahbarik kelimesi. Onun için ben size ahbarik Sevan, hoş geldiniz, elinize gülünüze sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Eksik olmayan ahbariyim. Gayet iyiydi. Çok sağ olun. Bizler de Alevi dostlarımızdan, büyüklerimizden bizlere kattıkları için çok minnettarız. Bu karşılıklı olarak birbirimizi beslemeye devam ediyoruz. Hocam, Sayın Uluçay'a sözü vermek istiyorum. Onun katkıları olacaktır. Dinliyoruz kendisini. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Çok güzel, verimli bir konuşma oldu. Konuşmacılar birbirini tamamladı. Bu bakımdan çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Gökhan Bey'in işaret ettiği zarf ile mazruf hikayesine dönmüş oldu. Aslında Doğan Bey'in yapmış olduğu bu derneğin faaliyetleri de gösteriyor ki bu bir Türkiye ilaç, inanç, din ve inanç platformudur. Yaptığınız, yapılan, istenen bence budur. Yani sadece ne Sünni'nin, ne Alevi'nin, ne de gayrimüslimin inanç grubu değil. Bu Türkiye veya Anadolu din inanç platformudur. Böyle olunca bir gruba aidiyet kesbetmez. Herkes evet, kendisine bir yer bulur. Bu bakımdan Gökhan Bey buna işaret etti bence. Evet. İsabetli gibi duruyor. Herhalde üzerinde düşünmek lazım. Çünkü Anadolu'da ocağın tütsün evladım, ocağı söndü, kör ocak oldu diye sözler vardır. Ocak işi tabii ki Doğan Bey'in söylediği eskiden beri, eski inançtan beri
İslamiyet öncesinden beri vardır ve bu Anadolu inançlarının temelinde vardır. Ocak şeklinde örgütlenmek sanki eski geleneksel bir örgütlenme biçimidir. Her ağaç, her arif kişi çevresine bir grup insan topluyor ve böylece bir salkım üzüm veya bir arı kovanı gibi oluyor, orada bala duruyor. Böylece grup grup oluyor. Bu biraz işin doğasında iletişim imkanlarına bağlı bir husus. Bugünkü şartlarda işte her birimiz bir yerden aynı konuyu tartışıyor, katkı sunuyoruz. Bence böyle güzel oluyor. Temsilcilik verme konusunda işi havale edip rutin işleri görmek ayrı bir şeydir. Evrak, muamele, tekmil etmek, varlık sürdürmek ama faaliyet gösterip üretmek bir başka bir şeydir. Doğan Bey'in söylediği kendi grup oluşur da talep olursa onlar üretmeye devam ederler. Yok görevlendirme olursa bir gözlerimi kaptım vazifemi yaptıma dönüşürse yazık olur. Çünkü bu büyük emeklerle, zahmetlerle belli bir noktaya gelmiştir. İnançlar temelde aynıdır. Ne Sünni'nin, ne Alevi'nin, ne İslam'ın, ne gayrimüslimin, ne de inanmayanın. Kim neye inanıyorsa, inanmayanın da bir inancı vardır. O da boş değildir. O da bir şey söylüyor yani. Dolayısıyla bir inanç platformudur. Ve böyle olursa farklı inançlardan, meşreplerden insanların yan yana gelip birbirini tamamlaması pekala mümkün olur. Bir Kadiri'nin devranı önünde bir Alevi pekala semah dönebilir. Bir Mevlevi'nin muziği karşısında pekala semah dönebilir. Bir Kur'an okuyan şeyhim oradadır, Mehmet Altın Hocam. Bir güzel Kur'an okuyunca herkes mest olur. Ama tarihi ayetleri okuyup insanları huşu içinde kendisine rapt etmek yerine onu bilgilendirecek, şuurlandıracak, yaşamına katkı sunacak ayetlerin takdim tehirini yapmak gerekiyor. Bunu açıklamak gerekiyor. Yani cennette huri dağıtmayla olmuyor bu iş. Onun daha başka şeyleri söylemek gerekiyor. Evet, söylenecek söz çok olur. Ben teşekkür ediyorum tekrar. Çok mutlu oldum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Arkadaşları, dostları hürmetle selamlıyorum. Sağ olun. Eksik olmayın. Sağ olun, çok sağ olun. Aşağı yukarı iki saate yaklaştık hocam. İsterseniz son birer cümleyle Mustafa Bey de bir şey söylemek istiyor. Son birer değerlendirme cümlesiyle toparlayalım. Hem WhatsApp grubumuz üzerinden hem e-maillerden bu dostluğumuz, bu birlikteliğimiz devam edecek. Tekrar söyleyelim. Ayrıca şartlar normale döndüğünde mutlak ve mutlak suretle Adana ve Mersin çevresine de bizzat Adip ekibi olarak geleceğiz. Sizlerle birlikte olacağız. Hem sohbet toplantılarımız hem dediğimiz gibi etkinliklerimiz anlamında da orada olacağız. Hiç merak etmeyin. Bu tür toplantılarımızın devamı gelecek. Buyurun Mustafa Bey. Şimdi öncelikle katkı sunan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Oldukça bilgilendim. Emeklerinize sağlık. Birkaç saptama yapmak istiyorum. Birincisi gerçekten ülkemizdeki temel sorun büyük şemsiye olarak insan hakları sorunu. Biz şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üzerinden işlemleri yürütüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1954'te ilk imzalayıcı olmamıza rağmen biliyorsunuz 1989'da yargı yetkisini kabul ettik. Dolayısıyla oralara gidip oralardan hani ilmek ilmek, iğneyle kuyu kazar gibi belki bu süreci adım adım işlememiz lazım. 2009'da İnsan Hakları Farkındalık Yılı ilan edildi biliyorsunuz. Ben İl İnsan Hakları Kurulu'ndaydım ve okullarda insan hakları dersi anlatmak için bir proje hazırladık ve okullarda insan hakları dersi anlatıyorduk. Tam da çocuklara insan hakkı nedir? Hani genel bir bilgilendirme. İnsan hakkı lafını duyduğunda çünkü bizim toplumda insan hakkı demek terörist demek gibi bir şeydi. Karşıdakini dinlemek gibi bir duygu falan yok. Dolayısıyla adım adım bu işe gitmekte yarar var.
insan hakları alanındaki çalışmaları, ben bir sosyalist samimi itiraf etmek gerekir ki biz 70'li yıllarda inançlara çok doğru bakmadık. Doğrudan karşımıza alarak yürüdük ve onu reddetmeyi sanki devrimcilik gibi algıladık. Ve böyle bir yanlışımız var. Oysa bu işin bir evrim süreci olduğu, bir değişim süreci olduğu, birbirimizi anlama süreci olduğunu ben Alevi kültürüyle üniversitede tanıştım. Halk bilim topluluğumuz vardı ve orada semahlar döndüm. İlk konuşmamda da söylediğim gibi ben karşı köydenim ama sizin köyün adetlerini seviyorum. Mesela Doğan Hocam şimdi ocağı tanımlarken Gökhan'ın sorusuna karşı herkesin emeği kadar, gücü kadar koyduğu, kendi ihtiyacı kadar aldığı bir yerdi diyor hocam. İşte benim özlediğim toplum da böyle bir şey zaten. Onun için oraya doğru giderken bunları yapmak gerekir. Uzun süre Türkiye Küçük Millet Meclisleri topluluğuyla Şanar Bey'le beraber çalıştım. Adana'daki faaliyetlerini ben yürüttüm. Bu temsilcilik konusunda bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten Doğan Bey'in dediği gibi bir temsilci atayıp o temsilcinin birilerini toplamasını beklediğinizde sağlıklı yürümüyor. Çünkü ben örneğin temsilcilik yürüttüğümde solcu arkadaşları geliyordu, sağcılar gelmiyordu. Sağcı biri geldiğinde öbürlerini toplayamıyor. Oysa halbuki burası bir ortak meclis olmalı. Ya bu inançta da her inanç topluluğunun inançlara saygı temelinde bir araya gelip bir zemin oluşturduğu yerde işleri yürütmek için, hatta bizde Küçük Millet Meclisi'nin illerdeki temsilcisine hamal diyorduk. Evet. Hamallık önemli bir şeydi. Çünkü işin yükünü çekiyor. Yani orada yaptığı bir şey yok. İşin eziyetini çekiyor. Bu eziyetini çeken, hizmet eden her zaman birileri bulunur. Bu iyi bir şeydir. Gerçekten bütün inançların asıl ortak amacının, bütün kutsal kitapların ortak ekseninin kamil insan yaratmak, olgun insan yaratmak, insan doğasına uygun şeyler yaratmak olduğu gibi bir ortak ekseni tutturabilirsek eğer, inananı inanmayanı, biraz önce Ömer Hocam'ın söylediği gibi, inanmayanın da kendi değerleri var. Hepiniz biliyorsunuzdur, Amerika'da bir Müslüman bilim adamları Kur'an'daki İslami değerleri çıkarıp bu değerler üzerinden dünyadaki ülkeleri taramışlar. Acaba hangi ülke bu İslami değerlere göre yalışıyor? Biliyorsunuz İrlanda çıkıyor birinci sırada. Sonra Norveç, Danimarka gibi ülkeler. Müslüman ülke olarak 38. sırada Malezya giriyor. Türkiye, Suudi Arabistan, İran filan yok bile. Dolayısıyla Kur'an'ın İslami değerleri olarak ahlaki değer saydığımız adalet, hukuk, saygı, liyakat, çalmamak gibi bu değerler üzerinden kriter vurduğunuzda yaşananla Hasan abinin dediği gibi egemen olan ideoloji, egemen olan din başka bir şey anlatıyor insanlara. Biz onun zincirinden belki onları da bu İslami değerler ya da diğer kutsal kitaplardaki ortak değerler üzerinden, ben kendi adıma bütün kutsal kitaplardaki ortak değerler üzerinden kendi solcu arkadaşlarıma, kendi dinli dinsiz arkadaşlarıma bir şey söyleyebilirim. Ya gelin bu ortak değeri savunalım diyebilirim. Bu platformlar da böyle yapılabilir. Bir de Doğan Bey baştan şöyle dedi, belki Savan Bey de gelecekte dernek, vakıf bir şey olmak gibi. Kişisel önerim şu, hukukçu olarak kurum olarak bir yapı oluşturduğunuzda bu yapıların bir sürü sıkıntısı çıkıyor. Mesela platform bunun için çok daha esnek ve çok daha rahat bir örgütlenme biçimi. Platformun ayaklarını oluşturmak çok daha rahat olabilir. O yüzden bir kurumsal yapıya, derneğe, vakfa dönüştüğünüzde onun yaratacağı hukuksal sıkıntıları da görmek gerekir diye düşünüyorum. Onu biraz daha iyi tartmak gerekir. Teşekkür ediyorum. Için. Çok doğru. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben arkadaşlarıma hep söylüyordum, hamallara dikkatle bakın. Çünkü Türkiye Küçük Millet Meclisi toplantılarına ben de çok katıldım Şanar Beylerle. Aman hamallar bizim Anadolu'daki en güveneceğimiz insanlardır derken bakın sizle karşılaştık şimdi burada. Ne güzel. Evet. Evet, kendilerini de bilgilendiriyoruz ayrıca hamal arkadaşlarımızı. İsterseniz dediğin gibi iki saate yakın oldu, iki saatlik bir toplantımız oldu. Son olarak bir değerlendirmeleri, kapanış konuşmalarını alalım hocam. Öylece toparlayalım. Bu toplantımızın bir raporunu da sizlere ulaştıracağız. Coşkun Bey,
Evet. Coşkun Hocam. Coşkun Bey elini kaldırdı. Gördüm hocam. Çok, efendim çok çok özür dileyerek söylüyorum. Bu güzel toplantıda sizlerle bilinmek, bir arada olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk ve gurur duydum. Ve temennim odur ki inşallah bu tür buluşmalar hepimiz, ülkemiz, toplumumuz ve insanlık için çok güzelliklere sebep olur. Ümidimiz budur. Ben sizden dua için özür dileyerek kiliseye inmem gerektiği için ayrılmak zorundayım. İnşallah bundan sonraki toplantılarda birlikte oluruz. Siz değerli katılımcılarla ve sizleri Mersin'de inşallah bir arada buluşmaktan da büyük bir mutluluk duyacağız. İnşallah efendim. Görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim efendim. Katılımınız için. Ayağınıza sağlık Coşkun Bey. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Eksik olmayın efendim. Eksik olmayın. Evet. Hepinize saygılar. Evet. Yıllardır derneği içerisindeyim, derneklerin içerisindeyim. Ama ilk defa böyle farklı bir atmosfer, farklı bir hava, ayrı bir zenginlik içerisinde Müslim ve gayrimüslim arkadaşlarla bir araya gelmek ve onlarla bu güzel bir sohbeti dinlemek gerçekten bende bir iz bırakacağı muhakkak. Ne yapılması isteneni az çok kavradım. Yani bir dernek olarak sorunlara çözüm bulmak değil, sorun derneklerin üstünde bir ortak bir kurum olarak algıladım. Gerçekten bu konuda farklı bir bakış açısı. Bu konuda bizim de elbette bir katkımız olacak. Tüm katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Kat kurucusu Hasan Bey'in bir sözleri vardı, ben not almıştım. Çok hoşuma giden sözlerdi. Bunları söylemek isterim. Sonuç olarak işte farklılıkların bizi ayırmak yerine birleştiren değerler olduğunu, işte zenginleştiren değerler olduğunu söyledi. İşte bir takım Alevilik üzerindeki bir oluşmuş bir bilgi kirliliğinden bahsetti. Ve bu bilgi kirliliğinin işte temizlenerek işte birliğin, beraberliğin, kardeşliğin çok daha iyi sağlanabileceğini söyledi. Yani esas olarak yapmaya çalıştığımız da bu olduğunu düşünüyorum. Ve son sözlerim bunlar olsun diyorum. Özellikle inanç, diğer inanç önderlerimize baktığımızda hala ibadete gittiğini, bir inancın, herkesin bir inancı olduğunu gördüm. Ve çok iyi bir grup olduğunu ve çok iyi bir birliktelik olduğunu görüyorum. Ben çok memnunum. Evet, Mehmet Hocam'ın dediği gibi mümkün olduğunca elimizden gelince yönetim kurulu kararıyla elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Ben çok teşekkür ediyorum. Efendim, belirtmekte yarar görüyorum. Adana ve Mersin'den Protestan inancına mensup pastör arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, sayın din görevlileri de pazar günleri yine bu tür Zoom üzerinden inanç toplantıları, günde 3 toplantı, yurt içi ve yurt dışı koordineli sürekli devam ettikleri, bir de Adana'da ve Mersin'de özellikle mültecilerle çok yakından çalıştıkları için, onların bu dönemdeki sorunlarıyla ilgili çalıştıkları için ve kimi zaman da korunaklı olarak sokakta oldukları için özür dileyerek katılamayacaklarını belirttiler. Onlar da bu inanç toplantılarından dolayı katılamadılar. Fakat kendilerini bu yaptığımız toplantı gibi diğer toplantılarımızla da ilgili de bilgilendirdik. Bilgilendirmeye de devam edeceğiz. O anlamda fiziksel olarak bugün bizimle beraber değillerdi ama bundan sonraki süreçte kendileriyle iletişimimiz, irtibatımız devam edecek. Onun da bilgisini vereyim. Sayın Atıcı'yla devam edelim. O da son kapanış cümleleriyle. Teşekkür ederim. Ben önce çok değerli ve yaralı bir toplantı oldu. Size ve Doğan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Katılımcı arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Aslında bir kapanış cümlesine sığmayacak belki ama çünkü başlı başına bir sempozyum, bir seminer konusu olabilecek bir noktaya değinmek istiyorum. Buyurun. O da şu. Şimdi birkaç kere geçti. Müslim, gayrimüslim. Bu benim aslında aklıma, yüreğime, kalbime pek de uyan bir tanımlama değil. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim tarafından bu semavi dinler Müslüman diye adlandırılmış. Yani Müslümanlık sadece şu andaki Müslüman diye dinlen kimseler değil. Hazreti İbrahim tarafından Müslüman diye ad konulmuş. Belki şunu demek daha doğru. Muhammed'i, gayri Muhammed'i. Yoksa
Muhammedi, İsevi, Musevi, bunların hepsi zaten Müslüman. Ben öyle görüyorum olayı ve bu Kur'an'ın getirdiği bir tanımlama. Yani Müslümanlık sadece bize has bir şey değil. Ama dediğim gibi bunun belki başlı başına bir sempozyum, bir seminer şeklinde ortaya konup tartışılması ve bunun Türkiye'de bütün sinni aleme de bunun yayılması gerekir diye düşünüyorum. Hasan Bey, bunu çok siz kısa bir köşe yazısı gibi yazıp yollarsanız bizim önümüzdeki bültene bir koyalım, sempozyumu yaparız sonra. Bu çünkü benim de kafamı yazarım, çok kurcalayan bir şeydi. Salim olmak başka bir şey, Müslüm ve gayrimüslim olmak bambaşka şeyler. Siz Arapçaya çok daha hakim olduğunuz için çok daha iyi anlatıyorsunuz. Ne olur bunu bir küçük bir köşe yazısı gibi yollayın Sevan Beylere. Önümüzdeki bültende buna değinelim biz. Sevan Bey'le ben kontak kuracağım. Burada çünkü bir yanlış yapılıyor. Yani bu Müslüm, yani Müslüm ve gayrimüslim diyerek yanlış yapılıyor. Yanlış bir şey. Sonuçta yanlış, Müslüman doğru. Kelimesi nereden gelmiş? Bizim rehber kitabımız, kaynak kitabımız Kur'an-ı Kerim olduğuna göre ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim tarafından Müslüman adının konulduğuna göre o zaman bunu sadece Muhammedi kubbeye, Muhammedi döneme hasretmek yanlış olur. Bu Museviler de, İseviler de, Mesihiler ve Muhammediler de Müslümandır diye düşünüyorum. Evet. Zaten bunun böyle olduğunu kabul ettiğimiz zaman farklı inançlara etmeyen olmaz. Bakışlarımız çok farklı olacak. Tabii. Sonuçta benim Mesih'e kardeşim de Müslümandır. Bu çok önemli Müslüman. Bir nokta. Bunu lütfen yani yazacağım. Yani çalmıyor, çırpmıyor, soymuyor, kimsenin namusuna göz dikmiyorsa bu Müslümandır yani. Bunun başka şey yok, tanımı yok. Peki, teşekkür ediyorum. Yani, sağ olun. İyi günler. Teşekkür ediyoruz. Tabii, çok doğru. Ben bu şeyde 22 Nisan toplantısında Hazreti Ali'nin bir insan tarifi var. 6 tane şeyi varsa, 6 özelliği varsa o insan mübarektir diyor. Bunun içinde İslam olmak, salim olmak falan yok. Çalmasın, çırpmasın, adam olsun falan diye özetlemiş. Erdemli olsun diye özetlemiş. Evet. Sayın Mehmet Sabahşen'le devam edeceğiz. O biraz hem bir katkıda bulunacak herhalde, kapanışı da yapacak. Buyurun. Peki, teşekkür ediyorum. Kısmen Hasan Bey'in değindiği konudan gidecektim ben de kapanış olarak. Biz bir toplantıda da Doğan Bey bizim konuşmacıydı. Orada bizim Hazreti Ali'nin Malikeşte'ye yazdığı bir mektupta işte valiye mahiyetindeki yaşayanların hepsinin kardeş olduğunu beyan eden bir sözüyle başlamıştı. Ya din kardeşin ya da yaratılıştan eşin demişti. Dolayısıyla benim de burada gördüğüm ve çok mutlu olduğum özlenen tablo buydu. Bir bahçenin farklı renkte gülleriyiz. Zaten kutsal kitabımız Mehmet Hocam ayrıldı ama biraz bu anlamda katkı koyayım. Bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet vardır. La nufarriku beyne ahadin min rusulihi. Yani Resullerim arasında fark gözetmeyin. Hepsi aynıdır. Dolayısıyla Muhammed'le, İsa'yla, Musa'yla bir fark oluşturmayın demiştir. Eğer peygamberler arasında bir fark oluşturmayın emri varsa bu peygamberlerin kavimleri arasında da çok büyük fark olmayacağını düşünürüm. Bu anlamda bu tablo gerçekten ona uygun bir tablo. Bir arada olmaktan ayrıca mutlu oldum. Bu emeklerinize özellikle çok teşekkür ediyorum. Size ve Doğan Bey'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Devam edelim efendim. Serdar Bey, Sayın Serdar Erkan. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yararlandım. Çok değerli konuşmacılardan çok değerli fikirler öğrendim ve gerçekten özellikle Sevan Bey, siz bunun için çok yoğun bir mesai harcıyorsunuz. Yazışmalar, telefonlar. Sizin bu emeğinize ayrıca bir yere teşekkür etmek istiyorum. Onun için Doğan abi de tekrar bütün katılımcılara. Yalnız Hüseyin abinin söylediği nokta çok bana ilginç geldi. Yani bugünün belki en çarpıcı şeyi o yazıyı yazmadan evvel eğer bunun da varsa onu da WhatsApp grubuna atarsa
O yazı da geldiğinde onu da paylaşır. Onu rica edecektim. Yani Hazreti İbrahim'in o söylediği ifade Kur'an'da nerede geçtiği noktasında bir şey olursa çok sevinirim. Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Çok değerli insanlarla bir arada olduğum için gerçekten çok mutlu oldum. Teşekkürler. Sağ olun, eksik olmayın katılımlarınız için. Peki, ne yapıyoruz? Hepinize çok çok teşekkürler efendim. Efendim? Sizin bir son katkınız olur mu hocam? Evet, ben tekrar teşekkürlerimi, şükranlarımı bildirmek istiyorum. İslamiyet zaten selim olmak, güvenlik içinde bulunmak demektir. İtikada ait olan hususlar, vahdete ait olan hususlar arasında bir fark yoktur. Hepsinde Tanrı, Allah birdir, tektir, her şeye kadirdir. Değişen insanlığın evrimine göre şeriatıdır. Şeriat hükümleri farklıdır. Bu bakımdan dinlerin teferruatta birbirinden farklı olması insanlık evriminin derecesine göredir. Özü aynıdır. Ve dinler, inançlar insan içindir. İnsanın iyi insan, kamil insan, barış içinde yaşamaya, birlikte yaşamaya uygun hareket etmesi içindir. Bunun hem fiziki dünyasını ayarlamak hem maneviyat bakımından onu güçlü kılmak için din gereklidir. Herkes inanmıştır. İdeoloji de bu noktada bir din gibi işlem görmektedir. Onun da seremonileri var, ritüelleri var. Onun da kendisine göre metiyeleri var, duaları, ilahileri var. Yani bu sebeple inançsız insan yoktur. Herkesin inancı güzeldir. Anneler günüdür. Herkesin de annesi güzeldir ve sevimlidir. Bu vesileyle hepinize tekrar sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Bilmukabele. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Eksik olmayın. Sizin de nefesinize sağlık. Bundan sonra da inşallah sık sık birlikte olacağız. Hatta Doğan Bermek hocamızın Anadolu Alevi Düşünce Ocağı toplantıları var. Çok güzel. İnşallah şimdi bu internetle, bu Zoom toplantılarıyla olan soğukluğunuzu da giderdiniz. Alevi Düşünce Ocağı'nın toplantılarına da sizleri zevkle misafir etmek isteyeceklerdir. Oraya da bekleriz. Orada da faydalanmak isteriz sizinden deyip. Doğan Bermek hocam da toplantımızın kapanışını yapsın lütfen. Efendim, ben hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iki saatinizi harcadınız. İnşallah vaktinize değecek işler yaparız el birliğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız tüm faaliyetlerle ilgili yazılı ve görsel bilgilendirmeyi sizlere ulaştıracağız. Bugünkü bazı destek sözleriniz var. Onların da takipçisi olacağız efendim. Sizlerle özelden de irtibat kurmaya devam edeceğiz. Ben ve ekip arkadaşlarım adına. Sizlerden ricamız, size ulaştırdığımız bu raporlarımızı, kitapçıklarımızı vesaire, bültenlerimizi siz de çevrenizde paylaşırsanız, bu kar topuğunu büyütülmesinde bize destek olursanız platformumuz ve platformunuz hedeflerine daha sağlam bir şekilde ulaşacaktır. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağlık ve esenlik diliyorum en başta. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun. Adana ekibine de sevgiler, saygılar olsun ayrıca. Eyvallah doktorum, sağ ol. Sağ ol, sağ ol doktorum. Eyvallah. Teşekkür ederiz.